Bildiğin konuya önceden yine bir bakarsın ya bu. Merhaba Herhalde öyle. arkadaşlar, geldik yine Merhaba. ekranlardayız. Bu sefer Hayırlı konsey olarak geldik. olsun. Tarçın var, Lord Konseyi'nin yeni üyesi. En Şu iyisi. anda evet Elime yalanıyor. vuruyordum en son bende. Evet. Tarçın selamlıyoruz. Anca durdu. Lord Merhaba Tarçın. Lord Beni Lord de. Tarçın. Tarçın. Kaçmaya Beni de çalışmışım. yama. Kaçmadan, Beni de. kaçmadan. Tarçın. Gel oğlum. Kuzucuğum. Seni taşı onu yürü. Ak gel oğlum Kim dedi. böyle Gelecek yapıyor? oradan bak. Gel oğlum. Kim Hello, hello. konuşuyor? Çağırıyorlar Annesinin kuzusu. Isırırım senin kulaklarını. O nasıl bir şeydi ya? Hayvan Ben gibi. var ya benim elimde olsa var ya o burnunu Paramparça ısırırım. yapar kedi. Evet kulağını Öyle mi? ısırırım. Bunu... Ben de ısırıyorum. Tamam el sallıyoruz. Dayanamadı Tamam kaçıyoruz. hadi git hadi. Bay bay. Hadi bay bay. Koş 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 koş. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz kaos. Kaos diyoruz ama disorder diyoruz. Bu sefer yine kulaklarda bir çınlama olmuyor ama Burning Legion deyince hepimizin hani artık kulağına aşina olan bir konu olarak çıkıyor karşımıza. Evet, Disorder'ı tartışacağız, Kaos'u konuşacağız. Daha çok Sargeras'la, Gul'dan'la, Fel büyüsüyle tanıdığımız bir ortam burası. Aslında yani WoW oyunları demeyeyim, Warcraft evreninin tamamının en başından beri içerisinde var olan bir mevzu bu. Bugün bunu ele alacağız. Konu başlıklarını okuyorum. Sıradan gidiyorum. Yine Görkem'in sıraladığı şekilde. Warcraft evrenindeki kaos nedir? Biz şimdi bunu Türkçeleştirdik. Türkçe olarak kullanacağız. Aslında çok yanlış da bir şey değil. Nasıl söyleyeyim, çeviri değil. Çünkü disorder deyince biraz daha aslında nasıl söyleyeyim? Hani düşünce üstü kalıyor ama kaos deyince daha tam tanımı karşılıyor. O yüzden kaos diyeceğiz. Zaten Burning Legion ya da işte Legion olarak bahsedeceğimiz zaman o şekilde adlandıracağız. Kaos açısından düzen ve kaos ilişkisi ikinci konumuz. Fel nedir? Ki kaçınılmaz konu. Twisting nedir? Neresidir? Nedir? Aslında artık birçoğumuz biliyor. Gittik bile geldik. Warlock ve Demon Hunter'lar Fel'i nasıl kullanıyor? Bunu konuşacağız. İblisler yani Demon'lar nedir? Fel'le ilişkileri nedir? Dediğim gibi Burning Legion nedir? Sargeras Titan olarak Fel'i nasıl kullandı? Nasıl başladı? Nasıl oraya geldi? Ne oldu? Burning Legion Fel'i Neden nasıl böyle kullanır? şeyler yaptı? Ve son olarak da Burning Legion'ın şu anki durumu. Yani biraz atacağız, tutacağız. Daha doğrusu Evet. bakacağız yani atacağız, tutacak mı onu bakacağız daha sonra. Yani ben bir yıldır söylediğim şeyi tekrarlayayım. Bugün ben Görkem'den ziyade hani tabii ki ben ansiklopedik bilgi için tekrar Görkem'e top atacağım önce ama Murat Han'dan inanılmaz bir performans bekliyorum onu bir söyleyeyim. Hani çünkü hani Murat Han'ın bir patronu olsaydı bu evrende Sargeras olurdu muhtemelen çünkü. Tabii ki, tabii ki. Hiç. Ben ona katılırdım ben. Warlock'a da katılırım yani sorun yok. Diyor abi ben asgari ücrete çalışırım orada falan diyor öyle. Evet. Murat Han Beraber fel yakarız enerjiyle dolu. evreni. Aynen. Şimdi tekrar dediğim gibi bir Lord Konsey geleneği haline gelmiş olan adımımı atıyorum ve Görkem'e topu atıyorum. Evet abi sendeyiz. Kaos nedir? Bize bir kaosu açıklar mısın ansiklopedik olarak? Işığını değiştirmiş. Ya şimdi aslında geçen programda konuştuğumuz şeyin yani order'ın, düzenin nasıl arcane'e bağlı olduğunu, nasıl fiziksel evrenin arcane üzerine kurulu olduğunu anlattık. Disorder'da o zaman da demiştim işte bunun tam tersi. Bu iki güç evreni bir arada tutan iki kutup gibi. Yani aslında Arcane ile bütün gördüğümüz fiziksel evren bir arada duruyor ama Disorder'ın ve işte Fel yani Arcane'in karşısındaki güçlerin sayesinde de işte Twisting Nether ve bildiğimiz diğer güçler bir arada duruyor. Bu Twisting Nether'a zaten ayrıca değineceğiz ama Arcane'in karşısında yani bizim fiziksel evrenimizin karşısındaki evren gibi aslında onu algılamamız lazım. Hem iç içe hem başka bir yerde. Yani orası fiziksel boyut olarak işte merkezinde Argus olan bir uzayda bir bölge. Yani bizim Warcraft evreninin içinde bulunduğu uzaydaki bir bölge. Ve işte nasıl işte fiziksel evrende bizim Azeroth'un işte çevresindeki
gördüğümüz her şey, bütün şekiller, işte gezegenler, yıldızlar ve işte evrenin içindeki şeyler arkenle oluşmuşsa ve bunlar işte fiziksel olarak bir araya geldiği zaman titanları oluşturacak kadar işte konsantre hale gelebiliyorsa, bunun bozulması ve işte yıkım haline dönüşmesi durumunda da işte kaos oluşuyor. Kaos o yüzden titanların korumaya çalıştığı işte evrenin düzeninin tam tersi, evrenin düzenini dağıtan ve işte yok eden bir karşıt kutup. Onu bu şekilde algılayabiliriz. Zaten disorder olarak aslında çok da net bir tanım vermiyor. Ne işte Chronicle'da var, ne de işte başka önceki kaynaklarda var. Yani disorder zaten order'ın karşıtı olarak ve iç içe bir güç olarak veriliyor. Şeydeki bu kozmik haritadaki yeri de zaten ona göre konumlanmış ve hemen altında da zaten işte Fel ve Burning Legion var. O yüzden bugün onları konuştuk. İşte böyle. Evet Murat Han. Sence kaos ne? Yani ya ona ansiklopedik. Kaos yok, ansiklopedik değil. Warcraft evrenindeki durumundan bahsediyorum. Yani senin için ne? Çünkü yani bunu kabul edelim. Aramızda gerçekten en çok sen hayransın bu olguya. Evet, dediğim gibi evet, Sargeras'a. Evet. Bir Legion fanatiğinin ya da üyesinin gözünden. Evet yani nasıl, orada işler nasıl dönüyor yani, sence yani? Onlar için yani kaos aslında hani Legion, Demon'ların söylediklerinden de hani anlayabiliyor. Legion'da hani pulladığında şey diyorlardı mesela, evreni ateşler içinde ateşlerle temizleyeceğiz. Hani ateşle yakarak temizleyeceğiz. Hani eski lore'da Sargeras zaten tamamen Titanların kurduğu bu düzene karşıt olarak Legion'a katılıyordu. Hani onların kurduğu düzende bir hata olduğuna karar verip o sebeple Legion'a katılıyordu. İşte yine Chronicles'da bu şeye çevrildi ya, işte Void Lord'lar var, o yüzden evren hatalı, baştan yapmalıyız diye. Ama eski Lord'da Sargeras düşünüyordu, bakıyordu evrenin durumuna ve biraz da o zamanlar, yani o Lord'da, Dreadlord'ların bitirmesiyle yani Titanların yaptığı bu güzelin tamamen yanlış olduğunu karar verip bozmaya karar veriyordu. Şeye daha çok benziyor, Melkor'a daha çok benzer bir şekilde. Hani onların amacı tamamen evrendeki yaşamı bitirmek. Hani Void de olmayacak bunun içinde. İşte ne bileyim, Light de olmayacak. Onlar için bir şey fark etmiyor. Sadece yok etmek üzerine. Ve yani konuşmuştuk, Fel gücünü daha çok olan yaşamı tüketerek alıyor. Yani hatalı bir düzen olduğunu düşündüğü için Sargeras bu disorder'a katılıyor. Yani kaosa katılıyor ve hani kaosun da amacı bu. Yani dediğim gibi yok etmek. Olan düzeni yok etmek. Unmake aslında. Unmake mi? Direkt olarak bunu söyleyebiliyor musun? Evet. Unmake'i ben çeviremiyorum ama duruma şu an daha uygun. Yapmayıcı az falan böyle. Evet. Yani olanı bozmak diye aslında ben onu çeviriyorum. Yani. Çeviri gibi oluyor. Peki yani, şey onu, olgusundan bahsedebiliyor muyuz Warcraft evreninde? Normalde şimdi yani basit felsefe düzeyinden bahsediyorum. Tabii kendimi tutup da bir Sigmund Freud seviyesinde felsefe yapacağım diye iddia etmeyeceğim şimdi burada. Normalde yani yaşadığımız felsefe dünya üzerinde kaosun bir amacı vardır. Tamamen free will, yani özgür irade ortaya çıkarmaya çalışmaktır. Evet. Yani çünkü düzeni sağlamanın yolu bir kurallar bütünüdür. Evet, çok yakın. Kurallarla baskılamak. Evet, yani ki Order'da da bu vardır. İşte Titan Keeper'ları gönderir, Titanlar gelir, işte yok onu yapman lazım, yok işte House of Origination'a gir, Ulduar'da bunu sıralamayı böyle olması lazım vesaire vesaire. Yani Kaos'ta bu, Warcraft evreninde de bundan bahsedebilir miyiz? Yani Burning Legion o üyesi. O Kaos değil, daha çok Void'e yakın. Void'e mi yakın? Evet, çünkü hani Warcraft'tan esinlenildiği için hani Warcraft'taki Great Old One'lar, yani yüce eskilerin amacı insanların hayatına sonsuz özgürlük adı altında aslında kaos ve yani düzensizliği getirmekti. Hani Blizzard'ın da Lovecraft'tan Void işte esinlendiğini düşünürsek bu olabilir. Yani Warcraft'taki kaos daha çok hani dediğim gibi Titanların, ya da Titanların diyeyim, hani en baştaki düzenin
o varoluşun sıfırlanması. Yani şey, varoluşun bir düzeni varsa karşıtı olmalı aslında. Bu ondan geliyor. Yani tutup da yani Burning Legion'da yani da bir düzen olmalı. Var yani, öyle mi? Ne? Burning Legion'da da bir düzen var. Bundan bahsedebilir miyiz? Çok düzenli. Galaksinin en düzenli ordusu Burning Legion'da. Evet. Düzenli. Yani ama işte şeye biraz ters düşmüyor mu o anlamda? Yani kaos olgusuna. İşte bizim Warcraft'ın kaosu öyle değil. Yani onu diyor. O Void'de daha yakın ama mesela Void'dekilerde de şey var. Hani tabiri caizse şehitlik var adamlarda. Adamlar hiç böyle ölürüm tamam sorun yok benden milyonlarca daha var falan kafasında var onlarda. Yani o old god şeyleri bile çok yani düzenli ve hani generalleri falan da var onların, hani imparatorlukları falan. Hani aslında öyle Warcraft'ta pure kaos. Anarşik yani, bir kaos yok yani. Yok hani en yakını aslında onun da en yakını Order'ın içinde Arcane'in güç seviyesi. Evet. Yani onu kontrolden çıkartırsan aşırı bir kaos olur. Peki bu anlamda Disorder'ın amacı ne? Yani tam... Disorder amacı olan bir şey değil. Güç yani. O da aynı işte bu kozmik chart'taki diğer güç kaynakları gibi. Kimin kullandığı... Kendini en yükseğe çıkarmak istiyor aslında. Light'in de yaptığı gibi belki. Hani isteme, hani bunu irade olarak almıyorum ama hani onun varoluş şeyi kaosu ve yıkımı yaymak. Death'in amacı da ölüm. Hani ölenler ona gidiyor. Ne bileyim. Light'ı konuştum zaten. Light Life'ı. Hani bu amaç şeyini bir bence şey yapalım. Çünkü bu kez insanlar şey düşünüyor işte. Bunun bir patronu mu var? O zaman Death'in de mi var? Yok ben şey dedim. Hani aslında kaostan ziyade yıkım dedin. Orada çok ince bir aslında güzel bir yere değindin. Hani yıkım, destruction olarak düşünebiliriz o zaman daha çok. Destruction'a çok yakın canım. Değil mi? Destruction diyor. Void bile o kadar değil yani. Hani Void bile o kadar bir tehdit değil o anlamda. Yıkım anlamında. Onlar daha çok olanı bozalım kafasını. Şey, Disorder'ı şöyle ben felsefi olarak anlatmaya çalışayım. Çünkü benzer felsefelerden bariz ya gönderme yapmışlar ya ödünç almışlar. Şimdi işte Hinduizm'deki bu yaratım ve yok etme için işte bir tanrı vardır. Böyle Shiva işte bunda da bunu iki kutba ayırmışlar. O yüzden şimdi Disorder'ı şey olarak düşünün. Mesela evrende işte bizim evrenimizde bir yıldız yok olur. Onun tozlarından işte yeni işte şeyler, maddeler çıkar. O maddeler yeni gezegenlerde oluşur. Hatta o devrimin sonucunda işte biz insanlar oluşuyoruz ve kanımızda demir var mesela. Demir işte bir yıldızın patlaması için oluşturması gereken bir madde. Şimdi Warcraft evrenindeki mantık da buna benziyor. İşte Order evrenin düzenini bir arada tutuyor ve yaşamı destekliyor ama bu Order'ın olması ve yaşamın devam etmesi için bir yıkım da olması lazım. İşte evet. Yaşam doğması için ölüm olması lazım. Yoksa devamlı işte o sayı artar, nüfus artar. İşte biraz Thanos'luk bir durum. Thanos'un bahsettiğine geliriz. Evet. Aynen işte onun olmaması için dengeli bir oranda tam işte düzenin sağladığı yaşam ve doğum kadar bir yıkım ve işte yok etme de olması gerekiyor. Bu evrenin düzeninde olan bir şey. Yani bizim evrenimizin... Ya bir şey her zaman karşıtı olması lazım. Evet, aynen işte. Arcane'in karşısında Warcraft evreninde ve işte Order'ın oluşturduğu düzenin karşısında Disorder ve o yıkımla işte kullanılabilen büyü gücü olarak Fel var. Zaten o yüzden bu ikisi birbirine bağlı ve fiziksel evrene bağlı güçler. Bizim evrenimizdeki yani Warcraft evreninde bizim oyuncularımızın etkilenebildiği ve işte kullanabildiği güçler. Zaten o kozmik chart'ın da anlamı tam karşıda Light'ın karşısında Void var. Disorder'ın evet. Karşısında Order. Life ve Death'in çarpılamış hayatını bilerek tam karşıda. Evet, bir dengeliyor. İşte o yani işte gene olan şeylere gönderme çok hadi o geyiklere girmeyeyim de. Yani o kozmik chart'ı da bir şeye öykünerek yapmışlar. Sonuçta birbirini evet. Dengeleyen sistemler olarak işte karşıtlığı olan şeyler var. Ama işte mesela Shadowlands orada farklı gözüküyor. Emerald Dream farklı gözüküyor ama onlar da işte kapsayıcı evren ve işte alt evren olarak işte o elemental evrenler, onların yerleri de ona bağlı gibi gözükse de aslında
işte bizim karakterlerimizin yaşadığı fiziksel evrenin etrafındaki yan evrenler gibi oraya dizilmiş onlar da. Orada biraz aslında chart'ı yerleştirirken ufak bir böyle yanlış anlamaya yol açmışlar. Yoksa diğer ana güçleri koyarken hep karşıtlığa göre koymuşlar. Yani esas olay o bence. Peki o zaman şeyden bahsedebilir miyiz? Yani biraz daha uçuk bir teori olacak ama asıl işte kozmik 3 güç vardır. Bu 3 gücün de kendine oluşturduğu karşıt güçlerden dolayı 6 işte güç görünmektedir falan gibi mesela. İşte light olmadan mesela light'ı konuşurken söyledik işte. Yani evet, en soldakiler olmadan sağdakiler olmaz diyorsan. 6 evet. Güç aynı anda var olabiliyor zaten. Onlar olduğu zaman fiziksel evren oluşuyor. Nice. Güzel yani şey ama biraz şeyi takılmak istiyorum da yani atıyorum order olmasaydı disorder olamazdı diyeceğiz. Doğru muyum? Evet. Tabii yani. İşte light olmasaydı shadow olmazdı falan gibi yani işte shadow olduğu için light var değil gibi biraz böyle bir tuhaf bir ince bir şey var orada ama. Ama işte hani light void'a dönüşüyor ya mesela. İkisi beraber oluyor zaten. Ve hepsi birbirine geçişli işte. Hepsini anlatıyoruz ya işte. Hı-hı. Sanırım daha keskin şeyler. Yani şey yok yani değil mi bunun? Biri öncesi yok yani. Yani işte yani ikiz kardeşler ikisi de aynı anda doğmuş gibi düşüneceğiz yani. İşte biri 5 saniye öncesi ama falan yok yani. Şey yani en temelde Light'ın olduğunu. Light'tan başlıyor. Sonra bu 5'i oluşuyor. Evet. Light ile başlıyor. Light'tan Void geliyor. Daha sonra diğer 4'ü de geliyor. Anladım abi. Tamam ben çok dağıtmayayım. Tekrar bir ansiklopediye biraz geri dönelim Görkem. Fel nedir abi? Fel'i tanımlar tamam. Mısın bizim için? Şimdi az önce de aslında işte biraz bu konuyu açıklamak için girer gibi yaptım. Ama şimdi derinlemesine anlamına ve işte yani Fel'in bizim karakterlerimiz için Warcraft evrenindeki anlamına girelim. O Fel zaten İşte kullandığımız büyü kaynaklarından ve büyü güçlerinden biri. Temel olarak işte İblisler tarafından kullanılıyor. İşte Burning Legion tarafından kullanılıyor. İşte yapısı Arcane'in aslında çok benzeri bir şekilde dengesiz ve işte yok edici bir güç. Ama Arcane odaklandığı zaman yaratım ve yaşama dönüşebiliyor. Ama Fel'e odaklandığı zaman güç tam tersine gidiyor ve işte yaşamı yok edici yaşamdan aynen güç kazanarak kullanılabilir bir güce dönüşüyor ve bu gücü kullanmak bir bağımlılık yaratıyor işte ve kullanan da kalıcı değişikliklere yol açıyor. O yüzden de çok tehlikeli görünen ve işte düzen tarafındaki ve işte yaşam tarafındaki varlıklar ve işte büyü kullanıcıları tarafından çok zararlı görülen bir güç kaynağı. O yüzden yani de karanlık sanat olarak ve işte kötülerin kullandığı bir güç olarak hep her zaman yer etmiş. Evet. Ne kadar iyi amaçlarla da kullanılsa işte tabii sonuçta bu gücü elde etmek için bir ufak da olsa, en küçüğünden de olsa bir kurban vermen ve işte bir can alman, işte ruh hapsetmen gerekiyor. Hatta bunu işte şey diye anlatıyor işte bir yosunun bile işte canını alarak aslında fel büyü yapabiliyorsun. Önemsiz canlıları öldürerek ama bunun sonu yok. Çünkü daha büyük güç için daha büyük canlıları, daha çok canlıyı aynı. Ve bu da sonsuz bağımlılığa sebep oluyor. Evet. Ve o güç bağımlılığına aynen dönüşüyor iş. Bunu çünkü bir kere kullandığı zaman zaten hem kalıcı olarak değişikliğe uğruyor hem de bu güç işte felden elde edilen güç işte ekstra bir bağımlılık yaratıyor. Yani ben felden biraz bahsedeyim hani şöyle. Evet. Tahminen bu 6 güç içindeki saf güç olarak en büyük güç fel yani gerçekten sınırı yok hani Arcane'den bile tahminen daha güçlü. Ve en dengesizi şu yüzden hani Hellfire's'te derdi hatırlarsanız bir tane boss hem Fel hem de Void fazları vardı. Bir amalgam. Zulhorak'ta adı.
Ve Void ile Fel bir araya gelirse patlama oluyordu ve wipe oluyordu. Yani yıkıcı bir güçtü. Evet. Ve bunun da yansıması Tomb of Sargeras'taki Maiden'da da Light ile Void Fel'i bir araya çarptırırsa yine wipe olup çok büyük bir yani güç çıktığı için herkes ölüyor tekrar. Yani Fel o kadar dengesiz ki yanına başka bir güç gelemiyor. Yani özellikle Light ve Void. Hani bence Light ile Void'i bir araya getirseniz öyle bir şey olacağını ben sanmıyorum ama Fel'de oluyor bu. Diğerleri yan yana gelemiyor yani. Ve anlatayım biraz. Ve fiziksel olarak da tahminen en fazla zararı veren, Void'den daha fazla zarar veren Corruption. Yani Void'den de daha fazla Corrupt diyeceğiz aslında. Evet, zaten Fel Corruption diye geçiyor. Ayrı bir bozulma şekli. Hani Void daha çok fiziksel olarak şey, ruhsal ve zihinsel olarak yaparken Fel iki tane kişileri tamamen bozuyor yani. Onun için Fel oldukça tehlikeli ve işte işin ilginci bu Fel'in belki de kaynağı diyeceğimiz Twisted Light ile Void'in çarpışmasında oluşuyor. Onu bir daha söyler gelecek. Misin son söylediğini? Hani belki de bu Fel'in kaynaklandığı yer olan Triskiller, Light ile Void'in çarpışmasında oluşuyor. Evet. Demonlarla beraber. Aynen onu diyecektim zaten. Alexander. Hani belki de evet onların çarpışması bu düzensizliğe. Bu kadar yüksek bir... Evet. Yok, güce söylediği oldu. Şey önemli de o yüzden tekrar ettirdim. Çünkü evet, evet. Hem bir sonraki konumuz hem de artık nasıl söyleyeyim, Kaos dediğimiz olgunun, hatta Burning Legion'ın nasıl söyleyeyim, komuta merkezi yani orası. Evet. Ve hani mesela Light'a madde, Void'a antimadde diyorsak Fel'e, ya da Fel'e mi antimadde diyorum acaba ondan? Tamamen yok ettiği için. Karanlık enerji olabilir. Fel mi? Void. Void Dark Matter'sa işte bu da Dark Enerji oluyor Fel'de. Yani yakın. Tamam. Akraba evliliği Fel. Beklemiyordum açıkçası. Yani biz kendi işte gerçekliğimizdeki versiyonla eşleştirmeye çalıştığımız için oluyor. Yoksa evet, Fel'de bir ekstrem var yani. Yani şey... Bahsettik hani Fel tahminen Soul Magic ve Dead'lere çok alakalı bir şey yani. Benim zaten onu bir şekilde Legion'la Shadow Dance'ı bağlama amaçlarımdan biri de bu. Ona geleceğiz zaten yani. Dead'le hiçbir uzaklığı yok. Hani o sağ taraftaki Edgy ekipte en fazla Void'e uzak olabilir. Ama Dead'le hatta bence iç şey yani. Soul Magic yüzünden özellikle. Evet aynen. Kesin bağlantısı var zaten. Yani peki o zaman bu yani doğduğu bir lokasyon mu var? Böyle bir şey diyebiliyoruz mu? Twisting'den esas geliyor. Yani özellikle işte yani bu Twisting nedir? Zaten şey diye geçiyor işte Light ve Void'in hatta işte kozmik boyutta yok edilmesiyle oluşmuş bir işte evren ve oradaki bu işte doğal varlıklar zaten işte iblisler bu güçle işte beslenerek zaten o doğal hallerine geliyorlar. Ve bunun merkezinde işte Argus var. İşte Argus da ilk başta aslında bundan işte yani bulunduğu konumdan dolayı etkilenmesi gerekirken işte farklı şekilde bu eredarlar işte ruh büyülerini kullandığından aslında kendilerini bir nevi koruyorlar bu etkiden. Ama sonradan işte bunu doğal olarak kullanabildikleri ve işte Sargeras onları Fel'le güçlendirdiği zaman bu konuda ne kadar yetenekli oldukları çıkıyor ortaya. Yani onlar da aslında Fel'le bir nevi işte iblise dönüşüyorlar. Ama aslında zaten doğaları bu şekildeymiş. Yani buna ya, yatkın. Evet, aslında onu soracaktım. Çünkü mesela Kiljaden da bunu söylüyordu hani. İşte evet. Damarlarımda geziyor falan muhabbeti de. Oraya gelmeden Twisting nedir bir konuşalım. Çünkü birçok şeyde değineceğiz. Boş evet. Kalmasın orası. Evet abi Görkem senden alalım yine şeyi. Dediğim gibi zaten Murat'ını susturamayacağız ama. Güzel oldu.
Twisting Ladder zaten bir astral düzlem gibi aslında düşünmek lazım. Yani o da aslında bizim Warcraft evreninin içinde bulunan bir ek düzlem gibi, ek bir evren gibi. İç içe aynı zamanda hem içinde hem işte farklı yerde. Ve işte bunun oluşma şekli işte bir şöyle nasıl diyeyim, Big Bang oluyor ve Light'la Void çarpışıyor ve işte fiziksel evren oluşuyor. Ama Light'la Void'in aynı anda çarpışıp yok olduğu yerde de Twisting Ladder oluşuyor. Ve bunun işte bir araya gelip nasıl diyeyim işte o astral düzlemi oluşturduğu yerde de Twisting Ladder denen düzlem işte evren var. Artık böyle onu bir iç içe evren ya da böyle paralel evren gibi de düşünebiliriz. Hmm. Ama işte bunun oluşması için maksimum artık böyle yok olmanın olduğu ve böyle işte Light'la Void'in denk çarpışıp işte yok olduğu bölgeler olması gerekiyor. Oralar bir araya geliyor ve peki, işte Twisting Ladder oluşuyor. Yani Light'la Void çarpışmasını yani tam olarak neden bahsediyoruz burada? Hani yani güçler çarpışmasından öyle bir şey ortaya çıkıyor. Böyle bir evren. Warcraft evreninin ilk hali gibi, oluşma anı gibi düşünelim. İşte bizim evrenimizde de nasıl Big Bang olduktan sonra hemen işte galaksiler oluşmuyor. Hı-hı, İşte hı-hı. Zamanla bunlar işte birbirinin etrafında işte artık böyle yer çekimiyle şeyle diğer güçlerle toplaşıp oluşuyor. Bu Warcraft evreninde de benzer bir fantastik versiyonunu yapmışlar ve İşte oradaki böyle güçler çarpıştığı zaman ilk başta işte oranın Big Bang'inde işte Light'la Void çarpışıyor ve Light yayılıyor bütün evrene. Fiziksel evren oluşuyor. Bu fiziksel evren oluşurken Void böyle kutucukları artık böyle paketleri oluşuyor ve bunlar da denk işte Light güçleriyle çarpıştığı zaman o bölgede öyle bir yok olma, öyle büyük bir artık böyle enerji patlaması oluyor ki o yok olma yani o destruction'la da işte Twisting Ladder'ı oluşturan parçalar oluşuyor. Bunlar sonra bir araya gelip işte o astral düzleme oluşturuyor. Yani aslında doğal bir oluşum yani tutup da işte... Evet, hem evrenimizin içinde olan doğal bir oluşum yani. Yani şey de demeyelim yani işte abi Sargeras geldi burayı yaptı. Hadi demonlar yok, doluşun yani. Falan işte öyle bir şey Sargeras yok. Sargeras falan yok yok. Tam tersine Sargeras'ın gelen demonları devamlı işte geri böyle öldürüp geri yolluyor ama geri yolladığını bilmiyor. Direkt geri geliyorlar. Evet çünkü işte demonların doğasında işte bu var. Öldükleri zaman Twisting Ladder'a gidiyorlar. Tekrar işte fiziksel olarak bir araya gelip ondan sonra fiziksel evrene tekrar müdahale edebiliyorlar. İşte Sargeras da bunu bilmediğinden hep işte demonlara karşı savaşıyor. Ama hiç bitmiyor savaşı. Ve bir süre sonra zaten işte bunu engellemek için Mardum diye bir işte hapis boyutu oluşturuyor. Ve oraya hapsetmeye başlıyor artık böyle. Demonları öldürmeden ya da yendiği işte demonları. Bir süre sonra bütün demonları oraya hapsediyor. Ve işte zaten o Mardum işte şeyde görüyoruz. Demon Hunter'ların işte Order Hall'unun bulunduğu yer Mardum zaten. Evet. İşte ilk başta Sargeras orayı oluşturuyor Titan'ken daha. Ve ancak bu şekilde işte mücadele edebiliyor demonlara karşı. Çünkü Twisting Ladder'a her öldüklerinde geri dönüyorlar. İşte çok çabuk rejenere olabiliyorlar. Ve işte Argus'a da iyice hızlandırılıyor rejenere. Evet, tabii daha sonra işte Burning Legion zamanında Argus'un gücünü kullanarak bunu daha da hızlandırıyor Sargeras. Aslında evet o kafa karışıklığını bir şey yapalım mı? Hani Argus'la Hitler arasında bir şöyle bir konu var. Hani Illidan hep şeyden bahsetti ya. İşte buradaki demonları hepsini öldürürsek bitecek. Ama Argus'un asıl rolü şeydi. Sadece demonların response süresini çok hızlandırıyordu. Illidan Sargeras Keystone'u kullanıp Argus'u çektiği zaman onu Nether'ın içinde mi bıraktı hala? Yok hayır o zaman portal açıyor bir tane gezegen boyutunda. Şeyi çekmiyor yani.
Azeroth'un üstünde gezegen boyutunda bir portal açıp işte Argus'un karşısına getiriyoruz. Yani ya biz orada... o durumda oradan Tifnet'e geçmiş olduk. Her durumu yok. Yok orada şey... sesler kesildi. Murat Han şey dedi. O zaman biz oradan Twisting Nether'a geçmiş olduk dedi. Ha tabii tabii. Zaten her Argus'a geçişimizde Twisting Nether'a geçiyorduk işte. Argus Twisting Nether'ın merkezinde diye anlatılıyor. Peki onun oraya gelişi? Fel büyüleri tamamen orada çok aşırı arttığı için orada şeyi söylemişlerdi hani Twisting Nether böyle fel güçlerinin çok aşırı yoğun olduğu yerlerde onu var kabul edebilirsin demişlerdi. Ha evet. Öyle bir durum var. Zaten işte şey demonları sadece Twisting Nether'da değil Twisting Nether'ın işte bizim gerçekliğimize aktığı yerlerde de öldürebiliyorsunuz böyle kalıcı olarak. Bu ara Nether'la ilgili bir soru geldi. Hemen araya alabileceğimi düşünüyorum. Hani Twisting Nether'ı neden yok etmedi Sargeras? Hani zindan yaptı. Zindan daha doğrusu Mardum için kullanıyoruz o tabiri de. Zaten böyle yok edebileceğim böyle fiziki var olan bir şey değil. Bak ne diyor mesela Görkem? İşte bizim gezegenimizde de aktığı yerler falan. Hani nasıl söyleyeyim? İşte az önce Argus'un onun, hani bunlar nasıl söyleyeyim? Öne çıkarmak için zaten hani söylediğim şeyler. Hani Fel'in çok yoğun kullanılmasından orada işte yani nasıl söyleyeyim var oluyor gibi. Yani böyle yok edebileceğimiz bir şey değil işte gidip de işte iki tane dinamit koyalım patlatalım falan. Öyle bir durum söz konusu değil yani. Yani şöyle bir şeyi de sorayım o zaman insanlar iyice anlasın diye. Outland şu an boyutlar arası geçiş hani otobanı gibi değil mi? Hani Nether falan da değil yani. Nether, Void her yerden gelen geçen geçiyor değil mi şu an orada? Yol geçen gibi yani. Yani Outland'da çünkü işte Ner'zhul'un açtığı kapılar yüzünden kalıcı bir geçit durumu var devamlı. Evet. O geçitlerin çoğu da duruyor zaten. Şey Outland'da gezip görebilirsiniz. Hatta birkaç görev de yapılıyor onları kapatmayla ilgili. Böyle şey Void'den falan böyle yapıtlar geliyor. Kapatıyorsun. Çünkü onu. Mesela Kıcayed'in bu Legion istilasından önce şeyi düşünüyordu yani. Outland üzerinden bir saldırı yapmayı. Onun için TBC zamanı oraya Highlord kurulu yollayıp aynen kurulu yollayıp bir orada bir yerleşke kuruyor. Ardından Azeroth'a Illidan'ın yaramazlıklar planladığına dair bir haber salıyor ki Illidan'ı durdursunlar. Hani şey ama mesela orada şey yapmıyor. Outland'de ilk çarpışmada Dark Portal'dan geçince Kurul'la Kazak ölüyor. Hani o Legion'ın çok önemli kumandalları hatta Legion'da da gördüğümüz. Kirjeden sorun etmiyor çünkü onlar tekrar doğacak yazıyor. Yani demek ki o kadar şey değil Outland. Hani Demon'ların ölebileceği kadar yoğun bir yer değil. O kadar yoğun bir ölüm. Devamlı açık olması gerekiyor onun için. Ama açık içine akıyor gözü yani. Yok işte onu kapatıyoruz ya Burning Crusade zamanı. Sonradan zaten işte şey Iron Horde gelirken de aynı geçidi o sayede kullanabiliyor kapalı olduğu için. Hı. Tamam yani onu da insanlara hatırlatalım. Hani Burning Crusade saçmalığının başlamasının sebebi Kirjaden'ın yine bir istila planıydı. Örneğin Crusade deyince expansion'ı kastediyor. Evet, evet. Crusade olarak şey düşünmeyin. Zaten Legion'la Crusade hani Crusade biraz yok, daha sefer. Yok aslında kendilerine Crusade diyorlar bazen. Ya da yani orada expansion'ın da adındaki Crusade kelimesi evet. Sefer. Hani sefere geliyorlar oraya. Evet. Evet aynen. Yakan sefer olarak ya da yanan. Ama hala şey yapamıyoruz. Yanan mı yakan? Bence yakan. Ya hadi ya, gecenin en önemli konusu. Olabilir aslında ya. Çeviri şey programına çeviriyoruz. Peki bu bir spekülasyon vardı Twisting Nether'la alakalı işte tutup da şey demişlerdi. Murat Han hatta bayağı dillendiriyordun sen bunu hatırlarsın. Archimonde'un hala ölüp ölmediği. Ha, evet çünkü hani isterseniz onu YouTube'da şu an Noble'ın videosundan da bulabilirsiniz. Dev Koşak'a sordukları zaman adam... Yani
ya öyle ama aslında öyle de olabilir, ya öyle de olabilir, bilemiyorum. Hani alternatif Arkimalt'tı. Nasıl böyle dilinde doluyor, döndürüyor, 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 döndürüyor. Nereye doldururuz onu işte. İşte. Hayır, onu soruyorlar zaten. Hani mitik fazında Tresknatar'da öldüğü için Arkimalt öldü mü diye soruyorlar. Dev Koşak da böyle, ya bilmiyorum işte hani alternatif, belki alternatif Nether'den gelmiştir bilemem falan. Yani hani orada o... Çünkü şey konusunda hani, netiz yani. Twisting Nether'ın bir alternatifi yok. Yok. Bunu bilmediğimizi sanıp bilmediğimizi biliyor olan bilmiyor olamaz. Hani salak muamelesi yapıyor orada. Mı? Hani şey ya da demiyor. Başka bir olgu mu var yani? Onu açık kapı bırakmak için öldü demiyor işte. Hani belki bir gün tekrar olur, kullanırız değil mi? Şey yapmak için öyle de olabilir, öyle de olabilir. Zaten ama... onu Ion'a sorsalar Arkimalt'tan girer, Elun'dan çıkardı. Biliyorsun Ion'u. Onları çevirip ölüyor zaten. Zararlı. Ya öyle basit bir şey olsun istemem ben açıkçası. İşte aman dur ileride lazım olur boss mekaniği getiririz diye bu kadar ama yani varsa... adını izlemen lazım. Cidden kıvranıyor cevaplar. Evet evet yok ben hani izledim zaten de hani oradaki aslında şey biz nasıl söyleyeyim hani lore ele alıcıları olarak şunu söylememiz lazım. Çünkü adam resmen şey dedi yani Arkimalt gelebilir öldüğünden emin evet, değiliz. Evet olmaz yani evet. Yani ne olur ne olmaz karşımıza ne çıkar bilmiyoruz gibi bayağı ucu açık bir cümle kullandı. Evet. Şimdi yani o biraz bizim... Türkiye'den bile daha belli. Onda bence şöyle bir durum var. Yani mitik olanı kanon olarak alırsak mitikte zaten Twisting Nether fazı var. Orada öldürüyoruz ve o yüzden orada öldüğü için kalıcı olarak ölmüş olması lazım. Ama eğer işte son aşamada gelip de yere yığılıyor ya işte sinematikte. Evet kendini oraya çekmiş olabilir. İşte onu kanon alırsak orada öyle bir ikilem var. Son anda Twisting Nether'dan kaçıp işte Alternate Draenor'da öldüyse o zaman Twisting Nether'dan geri gelecek demektir. Ama çünkü daha olumlu. Şöyle bir şey var. Arkimalt çok iyi bir stratejist. Yani hani şimdi kalkıp kendini öldürülebileceği tek yerde gidip de orada ölmez. Yani o riske bilerek girmez. Mutlaka bir şey düşünür. Onun için gayet mantıklı. Yani son anda hepimizi tekrar alternate çekip orada ölmüş olması mümkün. Bence öyle çünkü yani o sinematiği özellikle öyle yaptılar muhtemelen. Çünkü son ölüşü Twisting Nether'da değil. Evet. Zaten oradan sonra Mithy'ye özel sinematik göremeyeceğimizi anlamıştık. Aynen. Onun için Arkimalt için kapı açık. Ha, ben Arkimalt'tan ziyade bunu biraz daha hani Twisting Nether'la ilişkilendirip yani ya bu boyutun işte alternatif evrene yansımasının nasıl olabileceğini falan konuşmaya getirmek istedim aslında. Ya bağımsız olduğunu söyler Nether'ın her yerde. Her türlü alternatif evreni kendi şeyini yollayabiliyor. Alternatif Demon ya da alternatif Nether yok. Evet evet. Ha, onu bu durumda da üst evren diyebiliriz aslında. Belki Murat abi bir Jakın'la oynasana sana zahmet abi. Warlords zamanı aslında bununla ilgili galiba o zamanki BlizzCon'da bir soru gelmişti de o zaman anlattılar. Yani bu alternate evrenler varsa o zaman bir sürü alternate'da işte düşman var falan gibi bir muhabbet oldu ve dediler ki hayır işte bizim esas düşmanımız Legion, o da alternate bir evrenden değil zaten. Kendisi alternate bir evren olan Twisting Nether'dan geliyor. O bütün diğer evrenlere bağlı zaten ve bütün alternate evrenlere gidebiliyorlar oradan evet. diye cevaplamışlardı onu. O yüzden yani şey olarak düşün işte Twisting Nether bütün işte farklı boyutları birbirine bağlayan bir boyut aynı zamanda. Hem kaotik bir boyut böyle işte kaosun yoğun olduğu yerlerde cisimlenen bir boyut. Ama aynı zamanda da bütün bu diğer evrenleri, bütün alternatif evrenleri birbirine bağlayan bir boyut. Zaten o yüzden Emerald Dream'de işte bu Rift of Alm'dan işte Twisting Nether'a bağlantı kurabiliyorlar. Void evet. o sayede oraya girebiliyor. Yani Legion oraya girebilir yine. Tabii aynen işte hem Legion bunu kullanıyor hem işte bu demek ki böyle bir yapı var ki işte
bu ortak gidiş yolunu Void'de kullanabiliyor. Çok ilginç ha. O yüzden işte altının yok yani. Meğersem değilmiş yani. Fiziksel olarak var olan bir şey değil. Öyle kafasına göre. Kafasına göre değil canım. Kafasına göre değil de yani fiziksel olarak var olduğu düşünüyordum. Böyle duruyor orada. Yani hani bizim nasıl söyleyeyim? Azeroth gibi. Yani şey yapma yani, biz de çok uzun yıllar Twisting Nether'ın böyle bir ada olduğunu, bir gezegen olduğunu falan düşündük yani. Gerçekten mi? Ha? Cidden mi? Yani o abi oyuna ilk başlamışsın, 2005 yılları falan böyle bir şeyden bahsediliyor. Ne anlarım ben o dönemde Twisting Nether'dan yani, ha diyorum bir demek ki bir gezegen var buradan geliyorlar diye düşünüyorsun. Böyle içine girdikçe anlıyorsun zaten. Ya da işte nasıl söyleyeyim, okudukça anlıyorsun yani. Ya tabii. Değil miymiş diye. Değilmiş abi. Değilmiş. Çok şey yapmayalım. Twisting Nether'ı bitiremeyiz. Çünkü yarına kalır konu falan. Warlock ve Demon Hunter'ların fel kullanışı abi. Warlock'ı ben yapayım. Demon Hunter'ı Görkem yapayım. Tamam aynen. Herkes main'ini konuşsun. Demon Hunter'dan başlayalım Görkem. Tamam. Demon Hunter'la mı? Görkem sonradan gelmedi mi ya oyuna? Demon Hunter yani. Şeyle Illidan'a gelmedi mi? Değil mi? Demon Hunter tabii ilk Demon Hunter Illidan ama Demon Hunter'ların fel'i kullanabilmesi ilginç bir durum. Çünkü şey yani düşmanın gücünü düşmana karşı kullanma mantığıyla kullanıyor zaten bunu ve sen de olanı sana yükleyeceğiz. Bunu da yapabilmek için bir Demon'ı artık kendi fiziksel vücuduna hapsetmesi gerekiyor. Yani bir vücutta iki ruhla yaşamaya çalışması gerekiyor. Demon Hunter'ların mantığı o yüzden biraz bunun üstüne kurulu. Tabii bunu ilk kez yapabilen de Illidan ve bu metodu da öğreten Illidan. Tabii bu metodu... Bence biraz bölüyorum. Illidan kitabından da örnek verebilirsin bu konuda. Hangi kısmı? Yani o sürecin nasıl işlediği vesaire. Demon Hunter'ları geç. Ha, yani o inner savaşları kendilerine yani mücadeleleri. Ha, yani ona çok girmeyeyim, o da uzun konu çünkü şey yani fel kısmında kalayım. Şöyle nasıl bağlayayım onu, dur bakayım. Poke çekeyim azıcık. Hangisinden? Kadimler Savaşı'ndan mı bahsediyor? Hayır. Yok. Yok. O zaman yok zaten. O zaman yok. O ne zaman oluyor? Yeni bu Legion'la birlikte olmadı mı o? Hayır canım ya. Dur aşkım karıştırma. Sen karışmayın. Sadece çalışıyor. Üçüncü savaşın başında oluyor işte şey bu 10.000 yıllık mevzu ondan önce oluyor işte. Aa ben onu bilmiyordum ya. Bir dakika. Tabii hapsedilmesi falan sebebi o. O işte tamam. He tamam şimdi hatırladım. Illidan Sargeras'ın gücünü alıyor kendi. Hı aynı. Gidiyor içiyor falan. Tam birebir aslında şey Fellwood questlerini yaparsanız tam Warcraft işte 3'teki mevzuyu anlatıyordu özet. Anladım. Şeyi falan da gösteriyor. Gul'danın kafatasını arayışını şunu. Ben anlatayım. Onu kapatıyorlar. Menoroth'un kanını kabul edişi. Anladım. Onu kapatıyorlar şeye. Cezalandırıp. Emerald Dream'e değil mi? Emerald Nightmare. Hayır Dream'e. Bir dakika çok karıştırdım. Yok. Onu yerin altına kapatıyorlar. Bir tane yerin altına kapatıyorlar. Sonra Legion geliyor diye diyorlar bize yardım edin. Bu çıkıyor içiyor falan. O muhabbet değil mi? Hayır ya aşkım. Benim sen niye zorluyorsun ki? Bebeğim ben onu anlamadım. Vault of Wardens'ta gördük ya hani demonlar çıkardık orada. Evet işte. Tam kapatıldı yer orası. Hayır. Orada. Hayır değil işte Vault of Wardens değil mi kapatıldığı yer. Barolda. Sonradan demonların saklandığı yer orası. Tamam işte. Evet, onu karıştırmayın. Orası yani biz Warcraft 3'te Vault of Wardens'a girmiyoruz. Hayır Warcraft 3'ten bahsetmiyorum. Eda'nın bahsettiği şeyden bahsediyorum. He. Eda onu diyordu evet. O sonra, okey. Tamam, Görkem devam etsin, çok karıştı. Evet. Tamam, işte o yüzden girmeyeyim dedim zaten. Yani bir soru varmış. Ne diyordum? Şey, yani Illidan'ın takipçilerinin ve Demon Hunter'ların fel'i kullanabilme şekli, yani bir Demon'ı yakalayıp, işte ruhunu kendi içine hapsediyorlar ve bunu iradeleriyle kontrol altında tutuyorlar. Bu sayede o Demon'ın işte fel üzerindeki hakimiyetini kendileri de kullanıyor. Ve işte ara sıra bu Demon'ın üste çıkmasına izin vererek bu gücü açığa çıkarıyorlar ve
bu güç açığa çıktığı zaman da işte bunu işte eye beam olarak işte lazer gözünden çıkarma şeklinde ya da işte bu işte görünmez olanları görebilmek için bu enerjiye kanalize olma gibi şekillerde bu fel güçlerini kullanabiliyorlar. Ve işte aslında Demon Hunter'ların fele hakimiyeti bir irade savaşı devamlı. Bu irade savaşını kaybettikleri anda vücutlarını o içlerindeki demon ele geçirebilir her an. Yani o yüzden hepsi işte devamlı bir irade savaşı içinde ve böyle kendilerini hep kontrol altında tutmak zorundalar. Yoksa zaten bu güçleri kullanamıyorlar. Evet, Demon Hunter'lar için fel böyle. Şöyle çok kısa araya sokabileceğim bir soru var. Demon Hunter'ın gücüne, yani içine kapattığı demon'a göre güç değişimi durumu var mı? Doğru sorabildiğimi düşünüyorum. Mesela atıyorum, yani Menoroth'a attık içimize. Ha, onu soracaktım. Ben de onu soracaktım. Yani farklı şeyler veriyor mu? Her demon'ı atamıyorsun ama demon'lardan farklı güçler alabiliyorsun. Mesela işte zaten şey, Demon Hunter başlangıç görevlerinde bunu gösteriyor aslında. İşte birinden işte gözünden işte spectral sight falan alıyorsun. İşte aynen işte kanat çıkarmayı öğreniyorsun. İşte hepsinin farklı güçlerini emip aslında içindeki demon'la bunu birleştiriyorsun. Ve tek bir demon gerekmiyor. Ama tabii ki ne kadar güçlü bir demon'ı yenip ilk ruhu hapsedersen muhtemelen o kadar güçlü oluyorsundur. Ama onu kontrol altında tutabilmen de o kadar zorlaşıyor. Peki bir şey soracağım. Bu özel sorum. Renk gelsin konuya diye. Ne? Demon Hunter'ların... Bu arada Demon Hunter'ı o... Ha, söyle abi. Hani gücünü sana karşı kullanıyorumun en bariz örneği Warcraft. Hani olan gibi sana karşı sana kullanıyorum. İşte diyorum ya, sen de olanı sana yükleyeceğiz diye. Evet. Aynen. Görkem bu arada şey, neydi? Görkem dedim. Murat Han, bu ara senin şeyi yanlış mı yazdım? Lord Freaks değil mi? Nasıl? Evet. Lordfreaks.com. Ne oldu? Sistem kapandı. Bir bakıver abi, neyse. Ben abi, sorumu soruyorum. Abi dövmeler, dövmelerin felle bir ilgisi var mı? Var var, evet. Yani... Açık oğlum, niye korkutuyorsunuz? Neymiş sorun, anlamadım. Çete bakarsan. Yani, o dövmeler rün olarak geçiyor işte zaten. Arcane rünler bunlar ilginç bir şekilde. Ama Arcane rünleri kullanmasının sebebi zaten Arcane'in tam tersi olan fel güçlerini kontrol altında tutmaya çalışması. O yüzden Demon Hunter'lar üstlerinde Arcane rune dövmeleri taşıyorlar. İçlerindeki demon'ı hapis tutabilmek için. Değil mi? Yani onunla alakalı. Yani şeklini falan da ona göre alıyor yani. Tabii. Onlar aslında işte Arcane rune'ler. Yani hepsi işte içindeki mesela demon'ı hapsetmek için gereken bir işte büyü yazıyor üstünde. Peki son bir soru daha geliyor sana bu konuyla alakalı. Demon Hunter'lar caster mıdır? Yani büyücü müdür bu adamlar? Yani bunu... Hayır, değil. Değil mi? Değil, yani değil. Bu adamların aslında normalde bir nasıl söyleyeyim, inner magic gücü yok. Yok, hayır. Sadece tutuyor ve belli bir ritüelle şeyi içine hapsediyor demon'ı, iblisini ve onun aynen gücüne sahip oluyor. Yani evet. Yani normal yaşantısını atıyorum çünkü şeyi zorluyorum da. Illidan bir büyücüydü ve çok güçlü bir büyücüydü. O istisnai bir durum tabii. Ama atıyorum herhangi bir Night Elf ya da Blood Elf. Çünkü hadi şeye gidelim. Oyun hani gameplay üzerine de gidelim. Normalde bu adam ilk doğduğunda işte Silverwind'da ya da işte Teldrassil'de geldiğinde herhangi bir büyü gücü yok. Normal sıradan atıyorum Hunter gibi yay geriyor ya da Warrior gibi kılıçla dalıyor. Ve işte hapsedip o ritüelle o gücü elde ediyor. Evet, yani sadece olarak. Aynen, sadece Blood Elf'lerle Night Elf'lerin aslında işte Demon Hunter olabilmesinin de altında o büyüye yatkınlıkları yatıyor. İşte Night Elf'ler Arcane büyü tarafından evrimleşmiş bir ırk ve o yüzden Arcane büyüye yatkınlıkları var ve işte Demon Hunter olduklarında bu yatkınlıklarını kullanarak içlerindeki Demon'ı daha rahat hapsedebiliyorlar. Blood Elf'ler de yine zaten aynı ırkın işte farklı evrimleşmiş bir versiyonu ve onlar da büyüye aşırı yatkın olduklarından işte doğal olarak ırklarından gelen yetenek sayesinde gene aynı rünleri işte kullanarak içlerindeki işte demon'ı hapsedip
ona göre kontrol altında tutabiliyorlar. Soru var, Illidan'ı kim, yani Illidan kimi hapsetmiş? Daha doğrusu Illidan'ı kim değil. Bir dakika, Azinot. Bir de kısaca anlat. Aa evet, Azinot. Azinot, kılıçlar var ya. Onun için zaten kılıçların adı o, evet. Aa gerçekten mi? Evet. Ben şey zannediyordum, My Fury zannediyordum. Ne alaka ya? Hayır, Illidan içinde kimi hapsetti diyor. Ha, Illidan içinde kimi hapsetti, pardon, özür dilerim. Malfurin'i de aldın, içsene içine. Malfurin'i alıyor içine. Tavgı, yarı dilimin altı, yarı şey böyle. Duruyun. Sürekli tavgı ediyorlar. Senaryosla arası bu kadar kötü olmaz mı? Okey. Şeyi ya, düşündüm ya, bir an ayı formuna yatıyor, böyle fel rünleri var üstünde. Üstüne giymiş ablam. Yani. Aha, arkada Legion, arkada Legion sinematikleri var abi, ben aldım. Hemen hemen oradalar, ah be Eda. Ya abi ya. Olsun, isimler karışmış olabilir. Yok ama o şey zannetti, hani Illidan'ı kim hapsetti diye. Ha. Ha yok, evet şey Maiev. O zaten şey Black Temple'ın sonunda işte zaten. O onun öncesinde. Ha, ilk dediği oydu. Ondan onun öncesinde zaten şey işte Tyrande hapsediyor. İşte bu Sargeras'ın gücünü emdiği için. İşte sen bizim doğamıza, bütün kurallarımıza aykırı şeyler yaptın. Aynen diyor. Hep söylerim ya zaten Tyrande ile Malfurion'un söyleşeyi. Sen bize sonsuz yaşamı verdin ama biz seni affetmeyeceğiz falan böyle. Aynen. Sen belki bizi kurtardın, dünyamızı kurtardın ama diye, aynen. Yani zaten o ilk olayın olduğu zaman, ilk 10 bin yıllık hapsedildiği dönemde zaten işte Night Elf'ler büyü kullanmayı yasaklıyor. Çünkü işte bu Asşara'nın yaptıkları ve işte bu üst kastın yaptıklarından dolayı gerçek çoğunluk, yani zaten çok az bir kısım zaten gerçek büyüyü kullanabiliyor Asşara'nın etrafındaki kesim, Highborn'lar. Ve alt kesim, işte halk kesimi çok aşağı görülüyor ve hiçbir şekilde bu güce ulaşamıyorlar. Ondan sonra zaten bunun da getirdiği sonuçları görünce tamamen yasaklıyorlar bunu. Onları kovuyorlar ve işte Highborn'ların bir kısmı zaten gidip sonradan Samwell'i kuruyor falan. Yani o kısımda, onun çok öncesinde zaten bu büyü kullanımı yasak. Büyü kullanımı yasakken hem bunun yasağı kırıyor Illidan, hem de kullandığı büyü direkt böyle şey, bizzat kaynağından fel büyüsü Sargeras'tan alarak zaten o yüzden de işte bütün kurallarımızı yıktın diye hapsediyorlar. Bize ihanet ettin diyorlar. İşte Betrayer şeyi ilk öyle geliyor Illidan'a. Acaba kim kime betray ediyor yani bilmiyorum ama o konu her zaman işte sabaha kadar yine tartışabileceğimiz bir konu. Bu ara Metafor, çok teşekkür ediyoruz desteğin için. Arada geldi. Takipler için genelde şey yapmıyoruz. Lore konseyini bölmüyorum ama abonelik için bölüyorum. Kusura bakmayın. Welcome to capitalism. Evet, yapacak bir şey yok. Teşekkür ediyoruz desteğiniz için. Diyor ve artık Murat'ı konuşturuyoruz. Evet, Warlock anlat. Sustu orada. Abi Warlock yani Demon Hunter'ın tam tersi. Şu yüzden Demon Hunter işte olan gücü ona karşı kullanıp hani bir iç savaş veriyor ama Warlock böyle hani bu işin artık ustası olmuş veya şöyle örnek vereyim, bu işin Necromancer'ı gibi Warlock'la. Kendi istekleriyle öğrenip kendi istekleriyle uzmanlaşıyorlar ve hani kendi istekleriyle Legion tarafına geçen ya da Demon'a dönüşenler bile var. Mesela bu Warlock'ların Grimfell quest'ini yaparsanız, ya spoiler vermeyeyim ama onunla ilgili bir şey görüyorsunuz yani. Yo, ver canım artık yani oyunda. Gerçi üzerinden 10 yıl geçmiş. Geçmiş bir şey yani var. Evet. İşte hani o iki tane Warlock'ı geçmişinde işte Outland'daki araştırmalarını izliyoruz geçmişten. Sonunda bir tanesi işte o güce kapılıp işte bu fel gücü sahip olmalı falan filan deyip Black Temple'a Dimmer'a dönüşüyor. Sonra ona gidip şu an tek atıyorsunuz. Şu an tek atıyorsunuz ona ve onun gücünü alıyorsunuz. Bir subscription daha geldi. Sağ olun. Ve Soul Magic'le daha çok haşır neşirler. Warlock'lar. Zaten hep şeyden bahsettik ki Archimald ilk Warlock'lığı buldu ve Eredar'ların Soul Magic'le ilgili hani ilk bunu yapan ırk olma ihtimalleri oluştu. Aynen. Warlock'lar onun için Demon Hunter'lardan çok farklı. Yani Demon Hunter'lar
Asla ama asla Legion'la. Bence ileride de hani Legion'la yan yana yani Sargeras'la ittifak olduk diyelim. Ben Demon Hunter'ların bunu kolay kolay kabul etmesini beklemem. Hatta belki bir kısmı etmez. Öyle olması lazım, tutarlı olması için. Legion'da vardı yani taraf değiştiren Demon Hunter'lar var. Heh, evet ama hani Illidan'ın öğretisine göre çok yanlış. Ha, evet. Tamamen çünkü tamamen nefret etme üzerine öğretiyor ya Demon Hunter'ları. Tabii tabii. Yani Warlock'lar mı? Illidari faction olarak girmez o olay. Yani. Hani Warlock'larsa hani dediğim gibi Demon'a dönüşeni var. Legion'ın tarafına geçiş olanı var. Demon'ları kontrol etmeyi biliyorlar. Ne oldu? Abi gerçekten inanılmazsınız ya. Teşekkür ediyorum ki. Gökhan'a ben bir geliyor da. Dans edeyim ya. Tamam arkadaşlar şöyle. İşte, artık Göster abi. Abine pipinin modunu olduğu için kusura bakmayın. Kapitalizm for the win. Bilisun'a da çok teşekkür ediyoruz. Murat'ını kesmeyeyim dedim ama. Evet bir hype train olayı var şu anda. Oğlum Sargeras konuşuyoruz, Legion konuşuyoruz. Ben boşanıyorum. Level 1 diyor. Bir sonraki seviyeye geçmek için abone olun. Hediye edin, bit kullanın diyor ama ne olduğuna dair. İşte bak bunlar hep Legion bereketi kardeşim. Sana da laf ediyorum. Anca gidip Light Life konuşursan kimse gelmez. Herkes biliyor onu. Sıkıcı zaten onlar. Neydi? İşte hani Warlock'lar daha çok hani bu gücü sınırına kadar kullanmayı çok iyi bilen caster'lar. Ve hani dediğim gibi Soul Magic'i de kullanıp Demon'lara hükmedebiliyorlar bir noktaya kadar. Hani çünkü çağırdığında genelde şey diyorlar, why do you call? Ya da işte ben bunu hiç bu yaptığım hoşuma gitmiyor. Hani hepsi atar yapıyorlar çağırdığını. Sen de abi tamam saygılar. Ben bir çağırdım, bir işini gör, tekrar gidersin diyoruz yani. Çünkü biraz agresif şey yapıyorlar. Dediğim gibi Fel'in de bence Demon Altlar'dan daha güçlüler. Çünkü Demon Altlar hep bir noktada tutmaya çalışıyor o şeyi. Bastırmaya çalışıyor Warlock'lar. Evet. O gücü salmaya uğraşıyor. O Chaos Pot'ları zaten konuşmaya yarıyor. Yani o gücün zaten en net göstergesi o Chaos Pot mevzusu. Onun için Warlock'lar çok daha güçlü Fel'i kullanma açısından Demon Altlar'dan. Ve caster'lar ve daha dark'lar. Yani Demon Hunter şey gibi ya işte hani düşmanımızı öldürmek için onun gücünü aldım. Warlock'sa o gücün artık şimdi nasıl şey olmadan söyleyeceğim bilmiyorum ama ya o gücün şeyi olmuş herhalde. Bu kadar söyleyeyim yani. O çok alış, çok aşina o güce. Kaşarı diyeceğim artık yani. O gücün kaşarı olmuşlar demek zorundayım. Demon Hunter kim dedi Demon Hunter? Illidan. Illidan. İlk Warlock pardon. Guldan. Hayır evet. Guldan değil. He Archimonde kadar geri gidiyorsa Archimonde. Kill Jadon'la Archimonde ilk Warlock. Evet ilk hani o öğretiyi yapan da aslında Eredar'lar. Tabii. Onun için bir gün Horde Eredar ırkı gelmesi gerekiyor. Hı. Warlock'lar için. Bunlar bekliyoruz. Ve hani bu şeyi konuşuyoruz ya. Fel ile Death arasında o kadar bir kalın çizgiler yok diye. İlk Death Knight bir Warlock'ın elinden çıkıyor öyle bir. En basic Death Knight yani o Gul'dan'ın ikinci savaşta ölen insan ruhlarını orkların bedenine koyup yarattığı Death Knight'lar bir Gul Warlock'ın elinden çıkıyor. Çünkü herif onu biliyor ya. Yani. O konsepti biliyor. O ruh konusunda, o Death konusunda hakim. Onun için ben hani mesela Legion'da Affliction Warlock oynarken biraz Necromancer gibi hissediyordum. Çünkü şey vardı o hatırlarsanız. Artifact weapon'ınızda öldürdüğünüz düşmanlar ruhlarını çekiyordunuz. Evet. Çok güzel bir şeydi. Onun için biraz Necromancer gibi hissettiriyordu. Onun için hani benim aradaki fark olarak söyleyeceğim bir tanesi o zorunda kaldığı için ona dönüşmüş ve içindeki Demon'a karşı savaşıyor, kendi olmaya çalışıyor. Bir tanesi de kendi isteğiyle buna bulaşıp dünden razı ve onu ustalıkla kullanıyor. Bence daha ustalıkla kullanıyor bu olaklar. Yani görkem eder bilmiyorum ama. Ya aslında şey büyü olarak doğru diyorsun. Yani sonuçta evet. İşte bir büyü kaynağı ve
Yani Demon Hunter'lar bunu büyü olarak kullanmıyor. Sadece işte Demon'ın güçleri fel olduğu için o şekilde nasıl diyeyim işte bir güce ulaşıyorlar. Ama bu gücü işte saf olarak kullanıp işte kanalize etme yeteneği Warlock'larda var. O zaten işte öğrenilen bir şey. Evet. Ve çalışılması gereken bir şey. Zaten hani Warlock'larda bazısında o biraz evil'lığa ya da nasıl diyeyim artık köşeliliğe diyeceğim. Hani mail var çünkü Legion'da o Chaos of the Black Harvest şeyini yapıyorlar ya. Class Order'da. Hepsi manyak heriflerin. Evet, hepsi zaten meraklı ona. Hı. Mesela bir tane Bloodhaft var hatta. Şey böyle bir onu kurtarmaya geldiğimizde ona işkence eden Demon'a şey diyor. Sen buna işkence mi diyorsun? Ben çok taklitlerini sana yapabilirim falan diyor yani o Demon'a ona işkence eden. O kadar hani hatta bir World Quest'te de şey diyordu bu okumuş orada. Bir tane kurbana pardon gönüllüye ihtiyacımız var şey yapmak için. Güç toplamak için falan diyordu yani öyle bir kafaları var Warlock'ların. Seviyorum o yüzden buraya. Aynen. Yani aradaki fark bu. Şöyle de bir örnek verebilirim. Sonradan aklıma geldi. İşte Arcane olmasa da yani Priest ile Paladin nasıl işte Light'ı kullanıyorsa işte Demon Hunter ile Warlock da Fel'i o şekilde kullanıyor. Yani çok yakın bir mantık var. Çünkü işte Paladinlerde sonuçta bir büyü olayı yok. Büyücü değiller. Ama işte bunu kanalize ediyorlar ve daha içgüdüsel bir şekilde yapıyorlar. İrade daha ön planda. Aynı şekilde Demon Hunter'larda da bir irade var ama olay tersine işliyor. Bu gücü içlerinde tutup kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. İşte Priest'lerdeki büyü yapma şekli de işte Warlock'larda onun tersi olarak işliyor. Biri yaşam vermek için işte Life'a kanalize oluyor. Biri tam tersine işte yıkım getirmek, ölüm getirmek için işte ruhları hapsetmek için tam tersi fel enerjiyi kullanıyor. O yüzden Warlock'la Warlock Demon Hunter ve Paladin Priest mantığı bayağı birbirine yakın. Aslında şey de mesela, mage'lerin işte daha çok güç isteyenleri falan böyle Warlock'a dönüşüyormuş gibi anlatılır ama aslında Necromancer'a dönüşüyorlar genelde. Evet onlar daha çok Necromancer'a dönüşüyorlar ve Lich olma yolunda böyle ilk adımı atıyorlar. Kel'Thuzad en örnek. Evet aynen Kel'Thuzad en meşhuru. Ama işte şey Priest mantığında işte Warlock'a dönüşen mesela şamanlar işte orklarda dönüşüyor. Daha böyle olaya işte spiritüel yaklaşan caster'lar Warlock'a dönüşmeye daha müsait. Tam tıttığını o zaman yapıyorlar çünkü. Ve hani şöyle bir fark var aralarında. Hani Görkem şeyden bahsetti ya. Demon Hunter'ların belli artık gameplay kafasında konuşursak ability'leri edinmek için bazı özel demon'ları öldürmeleri lazım. Questline'a da görüyoruz. Warlock'ın yapması gereken tek şey demon çağırmak. Ve onu kontrol altında tutabilmek. Evet. Ama mesela Warlock'ta şöyle ilginç bir şey var. Demon Hunter'lar tamamen fel üzerinde ama Warlock'ın Shadow spec'i var bir açıdan. Yani Affliction'a geçtiğiniz anda komple Shadow kullanıyorsun. Bir tane fel birisi olmuyor. En fazla hani o spec'teki en fel şey çağırdığınız Dark Glare. Hani o göz gibi demon var ya o. Hı. Ona hani Shadow'u da kullanabiliyorlar bir noktaya kadar. Yani şeyde Demonology'de de Shadow Fel'i kullanıyorlar. Aslında. Shadow yani bunu, evet. Aslında bunu anlatan bir şey vardı o Warlock'ların yani şeyi kullanabilmesi Fel Magic'le işte bu Necromancy bağlantısı vardı bir yerde de onu arıyorum. Bunu bir anlatacağım. Bir anlatacağım. Ha, buldum galiba. Bakayım. Evet. Diyor ki Fel can also be used to heal though it leaves a mark on creatures. It can also be used to breathe life into construct. Aynen şey. Infernal yaratma mantığında nekromantik amaçla aslında şey. İlk başta demonları yeniden canlandırmak için bunu kullanıyorlar ama daha sonra bu gücü işte ölümler üstünde normal işte
varlıklar üstünde de kullanabildiklerini fark ediyorlar. Yani gene fel gücünü kullanıp işte bu Skolomance'daki mesela işte nekromansi mantığı da biraz ona benziyor. Evet, evet. Warlock'lar çok benziyor. Evet. Yani gene fel gücünü kullanarak yapıyorlar bunu. Zaten işte Warlock'ların Hearthstone çıkarma mantığı da bu. Bir ruhun işte yaşam gücünü alıp oraya hapsediyor. Sonradan onu kullanıp işte artı bir yaşam kazanabiliyorsun. Felle yapılan bir şey ama işte yaşamı farklı şekilde aktarabiliyor. Biraz sapkın bir versiyonu. Evet. Ama işte doğal olmayan bir yaşam verebiliyor ölümlere de. Ölümlü şimdi yine işte, alakalı bir soru gibi... var. Araya gireyim. Fel kullanıcısına zarar veriyor diye biliyorum. Fiziksel ve ruhsal. Bu hasarı Demon Hunter mı yoksa Warlock mu daha çok hissediyor? Hangisi daha çok yıpranıyor bu süreçte? Bence Demon Hunter. Demon çünkü Hunter... direkt içinde Demon'la yaşıyor. Evet, evet. Biraz Enslave modu değil de direkt... irade evet. irade şey devamlı bir irade savaşı halinde ve zaten Demon Hunter'ların böyle genel şeyine de bakarsanız işte bu kastımızda hiç böyle deri seçeneklerinde hep şey var. Böyle fel taşan deriler falan da var ya. İşte evet, onlar... zaten renk tonları da fel izinden hep biraz daha şey diğer koyu. Evet. Aynen. Daha böyle şey demonik böyle pullar falan çıkıyor. Yani ne kadar iradeli davransalar da sonuçta içlerinde bir demonla yaşadıkları için bundan fiziksel olarak da ruhsal olarak da etkileniyorlar. Peki o zaman biraz çarpıtacağım ama demonoloji Warlock? Demonoloji Warlock Demon Hunter'dan önce öyleydi. Demon'a dönüşüyordu. Onu değiştirdiler evet. işte. Demon Hunter'a ayarladılar onu. Evet, değil mi? Yani biraz lore-wise'dan çıktı o zaman o konu. Orada. Evet evet. Yani artık o Demon Hunter. Yoksa dediğini de anladım hani şeye dönüşüyordu ya. Metası ya hem metamorfoz muhabbeti var hem de o kadar Demon hani nasıl söyleyeyim captive ediyor. İstediği zaman summonlayabiliyor. Onu hala yapıyor ama işte dönüşme işine artık şey verdiler yani Demon Hunter'a. Onda şöyle bir açık kapı kaldı. Şey Warlock'lar eğer kontrol edemeyeceği kadar fazla fel enerji alırsa o zaman bir böyle Demon'a dönüşüyorlar. Ama evet. bu sefer kalıcı olarak dönüşüp Demon oluyorlar. Evet tamamen Demon'a. Benim bahsettiğim gibi yani. Tamamen evet. Demon'a dönüşüyor. Kendi iradesinin dışına çıkıyor o zaman. Bu ara yani, şeyi tekrar etmek istiyorum. Çok hassasım o konuda. Filmde gördüğünüz Medivh'in satir formu alakasız bir şey. Öyle yok. Bir şey yok arkadaşlar. O çok yanlış. Satir formuyla ilgili bir şey diye geçiyor. Söyleme ihtiyacı duydum. Şeyde, hani Medivh fel yüzünden korap falan da oldu. Yani onun evet. böyle alakası yok. Hani o filmde şu an bununla ilgili bağlantı kurabiliriz. En şey en hani net olan şey Gul'dan'ın bir sahnede Orgrim Dumbledore'la konuşurken can sıkıntısından yanındaki gariban köylünün ruhunu çekip durması. Gariban Draenei'nin. Ya da işte portalı açarken Draenei'lerin ruhunu emip evet. portala güç vermesi ki aslında evet. Hellfire Peninsula'ydı sanırım haritanın adı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Orada Path of Glory diye bir yol var. Burada portalın açılması için harcanmış ya da işte ne diyeyim öldürülmüş şeylerin Draenei'lerin kemiklerinden oluşuyor. Evet. Evet. Gerçekten geçen çok aslında tüyler ürpertici hani ama şey, Fel'in net şeyini ortaya koyuyor yani. Filmdeki aynen. o sahnede yanında köylüyü böyle nargile gibi çekiyordu sürekli o yani. Aynen. ya evet o biraz böyle edgy bir noktaydı ama o dediğim gibi Path of Glory yani oyunda da görebileceğimiz bir şey sahneydi orası. Yani aslında onu filmde değiştiriyorlardı ya yani filmde yok katliam yerine ruhlarını şeylerden çekiyordu onu da yapmıyorlardı filmde. Evet. evet. Filmde i̇şte olabilir. Şey zaten, gösteremeyiz sinemada. Zaten 8 yıl savaşlı göstermesi lazım ondan önce evet. en azından özet olarak. İşte o da göstermiyor. Oradaki savaşı göstermesi lazım da o hiçbiri yok. Yani işte o filmden en iyi alabileceğim şey o filmde hep şey diyordu ya Gul'dan fel yaşamı gerektirir. Sürekli yaşamı tüketir. Onu sürekli vurguluyordu ya. Hani en fazla onu alabiliriz. Ya bu konuyla alakalı evet. aynı. Şey de mantıklı. Mesela yani ya da yakın Draenor'daki işte Draenor'un çoraklaşmış olma sebebi işte aşırı fel diyorlardı mesela. Vurguluyorlardı. Yaşam normal bir yaşam kalmamış artık. O kadar fel enerjisi yoğunlaşmış ki.
zavallı olan bir yok edecek hale gelmiş. Zaten bizim evrenimizdeki muhabbet de o. Orkların o kadar kolay ikna olmasının sebebi de o. Draenor'un çoraklaşması. Yazıyordum, dönüyorum. Burning Legion'a gelelim abi. Süre de daralıyor. Ama bugün esneteceğiz. Konu güzel çünkü. Ha, iyi. Evet. Tamam. Burning Legion'ın Fel'i nasıl kullandığı kısmını ben özetleyeyim. Ondan sonra Murat'a paslayayım. Nasıl? Ama kısaca bir şeyde tanımını yap abi. Burning Legion nedir? Yakan Legion. Yani Burning Legion zaten işte Sargeras'ın kurduğu bir oluşum ve amacı Titanların kurduğu düzeni ve evrenin bütün işte bozulmaya müsait ve Void tarafından korrupt edilebilecek her şeyi yok etmeyi amaçlayan bir ordu. Ve başında Sargeras var ve zaten Sargeras kuruyor bunu. Burning Legion'ın kuruluşu da şöyle, Sargeras işte Void'in ele geçirdiği gezegeni buluyor ve bu gezegenin işte üstündeki natrezimleri sorguya çekip işte Void tarafından ele geçirildiğini öğreniyor. Oradaki Old God'ları öğreniyor. Bunun nereden geldiğini ve aslında ne kadar yaygın olduğunu, evrende bundan ne kadar çok olduğunu öğreniyor ve içindeki Titan'a uyuyor olmasına rağmen bu gezegeni kurtaramayacağını düşünüp ortadan ikiye bölüyor. Ondan sonra gidip bunu Pantheon'da diğer Titanlara anlatıyor ve diğer Titanlar tabii buna şiddetle karşı çıkıyor. Nasıl böyle bir şey yaparsın, kardeşimizi nasıl öldürürsün, kurtarırdık onu diye tartışıyorlar. Ama Illidan da diyor ki hayır böyle bir şey var. Sargeras. Pardon, Illidan dedim. Sargeras diyor ki evrende böyle bir şey var ve işte bunu temizlememiz için bütün yaşamı yok edip evrenin düzenini yeniden kurmamız lazım diyor. Titanlar tabii buna da karşı çıkıyor. Ondan sonra Sargeras terk ediyor Pantheon'u ve kendi demonları hapsettiği Mardum boyutuna gidiyor. Ve demonlara işte bir seçenek sunuyor. Diyor ki işte ya benimle benim yolumdan gideceksiniz, benim dediğimi yapacaksınız ya da burada işte hepinizi tamamen hapis bırakacağım, hiçbir çıkışınız kalmayacak bundan sonra diyor. Ve işte demonlar tabii ki kabul ediyor bunu. Ve işte zaten yok etmeye doğal olarak yatkın olduklarından Sargeras bunları işte serbest bırakıyor. Mardum'u yine patlatıyor ve patlattığı anda kendisi de bu patlamadan dolayı felle yükleniyor. Fel gücüyle yükleniyor. Ve hani şunu da belirteyim burada, böldüm çok pardon. Void bir Titan'ı korrupt edemezken fel edebiliyor. Fiziksel olarak olsa bile. Aynen. Yani kendi isteği var. Yani Void'in bir Titan'ı korrupt edebilmesinin tek yolu işte doğmamış Old God'lar sayesinde onu tamamen korrupt etmiş halde uyanmadan dönüştürmek. O zaman ancak bir Dark Titan, Void Titan'ı olarak çıkabiliyor. Ama işte Sargeras'ın bir bu kendi oluşturduğu boyutu yok etmesiyle oluşan fel gücü, Sargeras bunu emiyor gayet bilinçli bir şekilde. Ve bu güçle yüklendikten sonra gidip Titanlara Pantheon'a saldırıyor. Ve bir oluşturuyor. Ve onunla işte Titanlara saldırıp Titanları çok kolayca yok ediyor. Çünkü Titanlar Arcane'den oluşan yaratıklar oldukları için Fel'e karşı aslında aşırı hassaslar ve zayıflar. Ama Titan da bir bu Fel'den Sargeras kendisi de bir Titan olmasına rağmen Fel'i yüklendiği için bir patlamayla, kendi iradesiyle bunu kendisi kullanabilir hale geliyor ve Fel ile korrupt olan ilk bir Titan oluyor bu şekilde. Ondan ama sonra, o korrupta bence çünkü kendi isteğiyle alıyor. Tabii yani corruption değil o. Yani güçle yükleniyor bir nevi. Evet, evet. Güç onu değiştiriyor işte bugün bildiğimiz şekline dönüşüyor Titan halinden. Ve nasıl laf söylettirmiyor ama Sargeras'a değil mi? Böyle corruption falan diyor. Yani evet. Fel corruption aslında hakikaten iradeyle olan bir durum ve evet. Mesela demonların da hepsi aslında fel corruption'a dönüşmüş ölümlü ırklar çoğu. Yani mesela Eredar'lar da Eredar'da en basit örnek. Evet işte Eredar'lar aynen şimdiki hali demon
Ama orijinal halleri işte Draenei gibi normal kendi ırkı. Ama işte Fel'le yüklendiği zaman hepsi Demon'a dönüşüyor. İşte Sargeras da zaten bir nevi bunu yapıyor. Hem ordusunun sayısını arttırmak için, güçlendirmek için ele geçirdiği gezegenlerde eğer işte çok işine yarayacak güçlü savaşçı ırklar varsa bunları Fel'le yükleyip işte canlarını bağışlıyormuş gibi gösterip ordusuna katıyor ve Demon'a dönüştürüyor bunları da. Ve yani bu şekilde Burning Legion'ı kuruyor ve Titanları öldürüyor tek bir hamlede. O kadar güçlü çünkü evet. Fel gücü. Yani bir Titan'ın kullandığı haliyle diğer Titanlar buna normal halleriyle hiçbir şekilde karşı duramıyorlar. İşte ruhları dağılıyor. Daha sonra işte Azeroth'a kaçırıyor. Norganon'du galiba. Bakayım az önce kopya çektim. Radan'a kaçmaya çalışıyorlar. Ha, evet. Ve, ama kaçırıyorlar diye hatırlıyorum. Yani aynen işte kaçmaya çalışıyorlar ve işte şeylere saklamaya çalışıyor bizim gezegendeki işte. Radan'a kapamaya çalışıyorlar ama onları inanmaz yakalıyor. Yani, ama işte şey Sargeras yakalıyor onları zaten şeyde görüyoruz. Ruh halinde hepsini dönüştürmeye evet. çalışırken. Hepsini Dark Titan'a dönüşmeye çalışıyor. Agramar'a yaptık zaten. Ama Fel olarak Dark tabii şey evet. Void Titan değil. Yok Fel. Fire. Yani Burning Legion böyle bir oluşum. Fel'le ilişkisi ya da Sargeras'la mı anlatırız? Aynen şeyi anlatayım. Peki. Söyle şey. Murat'ın. Sen söyle. Yani şöyle Legion Galaxy'nin bir de şunu da belirtelim ben bunu özellikle belirtiyorum. Galaxy'nin en düzenli ve en hani artık kaliteli diyeceğim ordusuydu çünkü sınırsızlar ve gerçekten bir hiyerarşileri falan vardı. Kumandanları, taktik planları, başlarında eredanlar var. Her şeyi planlı yapıyorlar, programlı yapıyorlar. Natürlümden de özellikle. Şimdi bunlar denklemden çıktığı için Void'i evrende böyle adam ol diye tutan en büyük güç gitti. Çünkü Army of Light'ı gördük Argus'ta. Legion onları zaten aralarına alatmış. Kızlar boyu hiçbir şey değilmiş yani Armor of Light. Hani öyle Void'e karşı durabilecek bir şey değil. Hani Legion aynı anda hem Armor of Light'ı hem de Void'i. Böyle bir şehre tutuyormuş yani. Dengede. Şimdi böyle bir şeyi de isteyerek kendimizi korumak için denklemden çıkardık. Yani ve bunun sonuçlarını bir noktada göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten Void'in coşmasını engelleyen en önemli güçtü. Light'ta hayır yokmuş dedim bir tekrar söyleyeyim. Ben de Light'ta gördünüz. Yani evrenin hani Eda abla şey demişti ya Natred'inde evrenin polisi mi? Öyle bir şey galiba. Hani onu Legion'a vurabiliriz. Yani evrenin hani güvenlik ekibi gibi bir şey. Yani yok ediyor ama güçlerinde coşmalarını engelliyor. Evet. Hani şeyi konuştuk ya yaş dünyaya gelen kadar ölüm olması lazım. Yani Legion sürekli öldürüyor zaten. Biraz dengeyi biraz kendi tarafına çekiyor gerçi ama hani bir düzen sağlıyordu bir anlamda. Yani kaos dediğim şey düzen sağlıyordu Sargeras'ın emri altında. Sevgili evet. Sargeras kimse senin kıymetini anlayamadı. Vallahi ya yani. Herkes de şimdi uyanıyor zaten Sargeras'a. Hani şey de diyelim orada hani vücudu Fel'le korap da olmuştu ve hani Chronicles'taki artlarda falan hep böyle daha yeşilimsi gösteriliyordu ya. Hı-hı. Sinematikte daha böyle kırmızı. Ateş. Hani hı-hı. Kırmızı ve daha ateşe yakındı yani Fel'den çok. Fire. Orijinal hali de işte Light Titan'ı işte. Evet. Baş savaşçı Titan. Evet, ona daha dönmüş gibiydi yani. Ama o konuda şeyi söyleyebilirim ya abi. Nasıl söyleyeyim sen hani Chronicles'taki artlarda daha yeşil falan dedin de. Yani birçok resmedilmesi yani birçok yerde resmedilmesi şekli de kırmızı genelde. Mesela Egwene'le savaşında falan hep işte kırmızı şekilde evet. Resmediliyor. Aslında yani bu yeni bir olgu değil. Yani. Onu söyleyebilirim yani. Yo yani yeni bir şey değil yani. Destruction olarak da düşünebilirsin mesela o
yani fel gücüyle yüklendiğinde sonuçta yok etme gücüyle yükleniyor. Yani o yüzden o yok edişin alevi de olabilir yani. Yani evet. Warlock'ların Destruction güçleri de bu alevi. Aynı de yani. Şey o zaman, Flames of Creation. Baştan yaratılmış. Ya o evet yani kırmızı ejderlerdekinin tam tersi gibi işte. O da yaşam veriyor. O zaman artık biraz Sargeras ve Legend'de konuşalım madem. Tamam. Lisandar'ın bir anda Sargeras aslında o kadar da kötü olmayabilir gençte bütün komünitinin yavaş yavaş yola gelmesini neye vuruyorsun? Ne oldu da Lisandar bir anda buna uyanmaya başladı? Hani ben bunu ben de Pyromancer'da yıllardır söylüyordu. Ben bu arada ben cidden bir yıldır söylüyorum bu arada bunu. Tamam, matematiksel olarak. Yani çünkü nasıl diyeyim? Hani Sargeras'ın kılıcı saplamasının boşa bir amacı olamaz. İnsanlar biraz bunu tahminen fark etmeye başladı. Çünkü hani şeyi soruyorsun. Kılıcı oraya saplayıp Azeroth'u öldürmek istiyordu da niye o anda yaptı? Çünkü o kadar uzun zamandır tahmin orada duruyordu. Niye bekletti de Pantheon onu çekmeye başlayınca yaptı? Hani şey denmişti. Bana yar olmayacaksa kimseye olmasın tarzı ama onu önce de onu Pantheon'u çekmeye başlamadan önce de yapabilirdi. Ama beklemiş. Yani bir şey beklemiş. Bir şey incelemiş Azeroth'un üzerinde belki. Hani belki de hani Corruption'dan yok etmeden nasıl kurtarabilirim belki araştırdı. Ve hani Görkem'in de geçen hafta söylediği benim de uzun zamandır söylediğim belki Corrupted olduğunu gördü Borsoğlu'nun. Hani kurtarılamayacağını görüp belki o sırada ona karar verdi. Ya da bunu Akon'a söylemişti, çok mantıklı geldi. Azeroth'u zorla uyandırmak için. Hadi artık uyansın. Çünkü çok uzun zamandır uykuda ya. Evet. Yani uyansın ve Sargeras'ın yanında Void Lord'lara karşı tutsun diye hani zorla uyandırmak için onu yaptı. Çünkü yani Azeroth ölsün öyle. Yani İnsanlar böyle mi düşünüyor hala bilmiyorum ama yani daha önce de yapabilirdi bunu ya da çok basit bir şekilde diğer gezegeni yardığı gibi bunu da karpatıp yarabilirdi. Evet, yok etmek istese yok edebilirdi. Ya da yani bak şöyle düşünün, öyle değil. İki elinin yanına çarpıp yumurta gibi kırardı. Yani yapabilirdi bunu. Bayağı yumurta gibi kırardı Azeroth'u. Yapmadı. Bir yapmışlığı var. Evet, yok. Bu kez onda yarıyor. Bunu da diyorum ben. Elde el alıp yumurta gibi kırardı yani böyle şey yapmak için bastırıp. Yani işte bir ihtimal Katun'u öldürmüş olmak. Öldü tamam ya. Katun gitti. Garibim o gitti Katun yani orada darmada darmada. Ya, Katun, ya da şey. Sadece Katun için o kadar zahmete girer miydi yani? İşte yani evet sırf onun içinde gezegeni öldürecek kadar yani bir şey. Ya da dediğim gibi daha mantıklı olarak Azeroth'u zorla uyandırmak ya da artık Legion'ın yapamadığı şeyi kendi yap. Nezan kuruyor. Yani aşk aşk. Ordusunun yapamadığı şeyi artık kendi yapmaya karar vermişti olabilir oradan. Son çare olarak. Evet. Çünkü hani şimdi burada biraz infoileşeceğiz ama Sargeras ile Argus'un arasında bir bağlantı oldu çok bariz. Yani aşk değil falan. Böyle bir şey değil ama yani. Niye acaba Azeroth arasında var diyoruz ya. Link. Yok tamam lanet olsun bunu söylemedim. Söylemedim ben. hani onu kullanıyor Nietzsche'de olduğunu tekrar canlandırabilmek için ve hatta Argus da bize karşı sürdü ya zaten. Sinematiğin Fight'tan önceki sinematikte. Yani belki Argus'un mitik fazındaki renk tonuyla Gorshala'nın Gorshala mı şu anda Goribel mi? Onda emin değilim şu anda. Goribel. Yok yarısı. Yarısı. Tam Goribel. Goribel'in üzerindeki renk tonu da o kırmızı da Argus'un tam aynısı. Evet. Hani daha tinfoil olarak belki Argus'u Azeroth'un üstümüz etti. Hani Death Titan'ı benim düşünceme göre yaratılışın Titan'ından sapladı. Ya da daha güvenli bir teori olarak fel değil de saf ölüm büyüsünü oraya sapladı. Yani o kırmızımsı
Thorn aslında fel değil. Oyundaki pure death magic olabilir o. Pure death power olabilir. Sargeras'ın sapladığı. Yani bu konuda ne dersin bilmiyorum. Yani necromancer falan da değil yani. Direkt saf ölüm gücü. Ama şimdi hep ölüm deyince aklımıza leechlik geliyor, leech king geliyor. İşte keltuzat falan geliyor ya. Yani onun rengi biraz daha hani böyle siyahımsı, mavimsi. Abi siyah, evet. Ama o kırmızının içinde de bir siyah var orada. Yani kırmızı siyah o. Ton. İşte o Argus'un gücü. Evet. Yani o en zor ihtimal bence. Sen zorlayacaksın ya o Dead Pantheon olayını. Hayır. Argus demiyorum. Ölüm gücü olarak onu oraya sapladım. Argus demiyorum. Argus. Ölüm gücünü sapladım. Yok yok hani şimdi son şeyde de çıktı ya. Yeni mod oldu şimdi. Ya o tahminen hani... Yok deli kuyuya taş attı. Evet evet. Daha sürer. Dead'de daha şey konuşuruz da o tahminen şey işte. Oranın kendi bir pantheonu var. Jailer, işte Arbiter, işte ne bileyim Winter Queen falan. Yani evet, öyle bir şey. Oradaki liderlerin oluşturduğu, aynen. Ve hani Sargeras tahminen şu an bunları hep bahsediyoruz da diğer Titanlara bir anlatacak hani siz çok erken davrandınız bana karşı çıkmakta. Şimdi hepimiz burada hapisiz sizin başınızı ağrıtacağım diye. Orada onları yalnız bıraktığımız süre boyunca başlamaya da... Aslında evet şimdi biz gülüyoruz bu mevzuya ama gerçekten oyunun hikayesinin en başından beri hiç bir araya gelip de doğru düzgün hani ya konuşamadıklarını biliyoruz yani. Hani evet. Birbirlerinin derdinin ne olduğunu bilmedikleri ortada. Yani bunun için hani aslında çok büyük bir fırsat. Hatta aynı şunu şöyle benzetme, iyice benzetelim onları. Biz Illidan'la dinlenelim. Yani Illidan bize kendini açmaya kalkmadı. O da ayrı bir konu. Kronikus'ta yazıyor çünkü. Yani nasıl şey diyor. Sallamaz beni diye. Sallamazlar beni deyip o kendi işini yapmaya devam ediyor. Yani, haksız aslında. Da değil aslında. Bilmiş yani. Evet. Hani Sargeras'ta biraz anlatmaya çalışıyor Titanları. Hani bakın böyle bir boyut var. Bilmem ne var. Şey diyorlar hani. Hallederiz. Bir şekilde hallederiz diyorlar ama. Anlatamıyor. Şimdi hepsini kafasını şişirecek. Ama... Şimdi Afrasiyah bir şey dedi ya, kızıl yıldız kaybolursa endişelenmeye başlayın diyor. O gelen soru da güzeldi. O kızıl yıldız neden orada duruyor? Bir şey olacak mı? Gelen cevap da ona göre güzeldi aynen dediğim gibi. Çünkü orada oturması iyi, o giderse esas endişelen. Ortaya başlayın evet. Aynen, çünkü orada tahminen Sargeras'ın ruhu olabilir. Çünkü sistematikte bir saniyede Sargeras o tahta otururken o kızıl yıldız tam arkada bir silüet olarak gözüküyor. Yani özü olabilir Sargeras. O kaybolursa korkmaya başlayın diyor. Yani hani yıllarca düşman bildiğiniz karakter bir anda ortadan kaybolursa bir korkmaya başlayın diyor. Bu çok önemli ve neden kaybolabilir? Şu yüzden kaybolabilir. Diğer titanlar onu bastırmaya ve belki öldürmeye kalkıyor. Asla anlamayacakları için belki. Yani öyle bir şey olursa zaten yandık demektir. Titanların yöntemiyle bu olmuyor. Denendi. Yani olmuyor yani. Void'e karşı duramıyorsun. Gördük. Yoksa onun bütün Titan Keeper'da nasıl parmağında oynattığı bütün olduğu ara. Hapis olduğu halde. Biliyorum ya onun denendi işte, diye. Denendi işlemedi evet. Hani onun için o kızıl yıldız ve Sargeras önemli ve hani görkemim ve benim de dediğim bir şeyi geçen herhalde Pyromancer'da Twitter'da paylaşmıştı hani. Illidan'ın bir çizimi böyle daha turuncuya yakın hani Sargeras'la birleşip gelmiş. Sargeras'la birleşip gelmiş diye. Evet. Ki tahminen en mantıklı da o olacak. Ve hani başka bir şeyle dikkatimi çekiyor. Şu an Sargeras konuşuyoruz değil mi hala? Sargeras ve Legion. Tabii şu anda evet yani nasıl söyleyeyim onu da bir bilgisini vermiş olayım. Konsey olarak konuları bitirdik. Muhabbet. Yani evet şu an konuşulması gereken şeyleri, muhabbetleri konuşuyoruz öyle diyeyim. Yani bunu anlayan şey, bilgileri verdik üzerine şey yapıyoruz abi. Evet. Gul'dan fight'ı vardı ya. Necim, orada hani Gul'dan da kendini mesela fenle güçlendirip böyle işte daha iri yarı hale geliyordu ve
yeşil ağırlıklıyken fight'ın sonlarına sonunda hatırlarsanız attığı ability'lerde kendisi de turuncuya yakın aleve dönüşüyordu. Yani belki de o da Sargeras'la birleşmeye çalıştı ya da Sargeras'ın amacı oydu. Ama yapamadılar. Idun'la geçti Sargeras. Onun için. Yani evet. Yani Guldan belki de kaldıramadı onu, o gücü. Çünkü Arbusa portalı açıyor bu arada. Açabiliyor. Nightfall'i kullanarak bir portal açabiliyor. Ve o Sargeras'ın gücünü alıyor. Ama dediğim gibi Fel Fire olarak değil, bildiğiniz Fire olarak. Onun için ben hani Sargeras'ın renk değişimine vurgu yapmıştım aslında hani. Yeşilden çok daha altın sarısına dönmek mi? Yani oradaki kızım zaten Nightfall'in sonu işte Sargeras'ın gelememesi ve Illidan'ın doğması. Orası aslında biraz hızlı geçiyor. Orada nasıl Illidan'ın tekrar doğduğunu anlatsa birazcık daha aslında... Ama mitik fazını gösteriyor. Evet. Yani şey yani mitik fazından hani en azından oyunda var. Ya var var tabii ama şey işte sinematikte de olabilirmiş o kısım. Hani evet. Biraz oraya Guldan kanalize etse falan, gösterse onu, işte kristal dağılsa şeydeki gibi, fight'taki gibi. Bunlar güzel olurdu. Ya CJ olarak görsek efsane olurdu tabii. Değil mi? Değil mi? Yani o çünkü aslında güzel bir orada mantık var, o Illidan'ın yeniden doğması, yeniden canlanması orada ince bir nokta ama şeyde mitik fazı görmediysen detayını bilmiyorsun. Ve yani orada şey de belli oluyor. Mesela dedim ya Guldan kaldıramamış Sargeras'ın gücünü. Illidan kaldırmış çok rahat. Yani. Evet. Şu içine emebilmiş yani. Hani şeyi bahsettik ya en başta. Demon altlar. Demon emip onun gücünü kullanabiliyor. Illidan teknik olarak Sargeras'ı emebiliyor yani. Evet. Bu yani irade gücüyle. Artık öyle bir aşamaya gelmiş ki o iradeyle Demon işte güçlerini içinde tutabilmeden. Yani bizzat Sargeras'tan güç emip tutabiliyor aynen. Sargeras'ın iradesiyle birleşebiliyor ve evet, hani evet. Tahminen görkemin de katılacağı şey en bir noktada bunlar zaten aslında düşman gibi gözükse de çok like minded'lar. Hani evet, evet. Çok benzerler. Zaten hani işte, ben de şey yazmıştım işte kendi sayfamda bir böyle şey böyle Wild Premonition diye böyle şey Battle for Azeroth'la ilgili yazdığım kısımda yazmıştım işte. Yani bu Legion'ın bitişinde olan olayı işte Sargeras'la orada Sargeras'ı hapis tutmak için aslında Illidan'ın kalması kısmı ile ilgili Vovet ilk başta bir şey yakalamıştı. Böyle data mine etmişlerdi oradaki bir muhabbeti. Silinen kısım. Onu ben göreceğiz diye bekliyordum. Onu düşünerek yazmıştım onu da. Orada da şey diyordu zaten. Illidan işte Sargeras'ı hapsetmek için kendi vücuduna hapsediyor onu diye. İşte sonuçta Sargeras'ın avatarı yok ve işte ruhu boşlukta ve avatar olarak kendini kendi iradesiyle yani Guldan'ın zorla yapmaya çalıştığı şeyi kendi isteyerek yapıyor ve işte Sargeras'ı bu şekilde hem işte hapsetmiş oluyor, cezalandırmış oluyor hem de işte dediğin gibi aynı şekilde düşündükleri için belki işte bir şeye ikna edecek bundan sonraki aşama için işte aynı yoldan gitmeye ikna edecek bunu yapar. Tabii belki Sargeras Illidan'ı anlatacak diğer titanlardan önce böyle evet. Void var, böyle bir şey var da. Raid'in adı işte Burning Throne'du ya. Ben o zaman işte bu League'e yani League değil de işte Datamine gelince ben direkt bunu düşündüm. Ha Frozen Throne'a gönder. Onları göreceksin diye düşündüm değil mi? Aynen yani. İşte Nerzul'la Arthas birleşti. Ha, kesin işte Sargeras'la da Illidan birleşecek falan diye bekliyordum. İşte Raid'in sonunda ama öyle bir şey olmadı. Yani keşke öyle olsaydı. O zaman o isim göndermesi böyle şahane yerine otururdu yani. Ama işte şey expansion'ın sonunda oldu. Orada olmadı da tam görmesek de en azından onu hapsetmek için kaldığını işte bir nevi onaylamış olduk. Çok kısa böyle bir ara sorular var. Sormuş olayım. Peki Azeroth gelmeden önce yani devam edeyim. Sargeras başka uyan Titan'larla uğraştı mı? Diğer Titan'ların gezegenlerindeki ırkları da Shadowlands'te görür müyüz?
Shadowlands'ın başka adını görüyoruz. Öldürüyor ya. Uyuyan bir tane titan korrupta olduğu için öldürüyor bir tanesini. O yüzden onun adı neydi? Adını bilmiyoruz. Adı yok. Değil mi? Yoktu. Onun için diğer titanlarla arası bozuluyor. Meçhul titan anıtı. Meçhul titan anıtı. Evet. Bir tane yani Shadowlands'ın diğer ırklar olacak bu arada. Yani. Patlatları görüyoruz. Evet. Daha önce gördüğümüz ırklar görebiliriz. Gerçi yapma, ona uğraşmaz ya. Tamam, değil mi? Lore olarak böyle bir ihtimal var. Uğraşmam. Gönderme yapabilirler ama dedikleri şu. Yani bütün gezegenlerden ve bütün farklı işte paralel evrenlerden ölüp gelmiş işte herkes orada olacak dediler. O yüzden alternate ölmüş birilerini de görebiliriz. Yani başka şeyler de yapabilirler. İlginç orada yani sürpriz plot twistler olabilir yani. Shadowlands'teki ölüm mantığı aslında direkt anima ile alakalı. Animayı alıyor işte orada farklı bir şekilde de beden bulabilir. Kendi şeyinde de beden bulabilir. En güzel örneğini Alpha'da Uther'de görüyoruz. Normal ha. Human olarak ölüyor ama Kirin olarak doğuyor. Yani aynı birebir bedende doğup da işte bak Eredar'dan gelmiş bu işte. Uther Kirin olarak doğmuyor diye biliyorum. Yani oradaki eğitimi tamamlıyor son aşamasında. Onu yapamayıp ondan sonra Forsworn'a dönüyor da yani demek istediğim şey yani orada işte farklı bir formda da görebilirsiniz yani işte atıyorum normalde işte tutup da Eredar bir tipine benziyor bu kesin Argus'tan gelmiştir diyebileceğiniz bir şey yok. Ki Thrall'ın annesi mesela Death Knight gibi gözüküyor işte Maldraxxus'ta olduğu için. Gibi. De şöyle başka bir zaman gireriz. Fel'e biraz daha devam edelim. Tabii. Soru var mı? Fel'le ilgili onları şey yapalım. Ben Shadowlands'ı duyunca biraz Legion'da Shadowlands hakkında konuşmak istedim. Tamam buyur. Şimdi şu ikisini Discord hakkında bir arka plana versen Utku yayından. Neyi? Söyle. Discord koydum. Ya bak görsen. Şey yani hemen gerek yok. Ben de konuşacağım yani. Hani benim Shadowlands ilk duyurulduğu anda hani o Helm'i kırdığında şey açıldı ya Shadowlands hani ben şey diye düşünmüştüm. Gerçi öyle olmadı artık biraz confirmed oldu ama oradan bunu düşünmeye başladım. Hani acaba Legion Shadowlands'ı biliyor muydu ki? Araya bir kilit mi koydu acaba diye düşünmüştüm. Helm'i hani evrende arasında kilitli tutsun diye. Öyle bir şey olmadı açıklandı ama şimdi bunu tekrar söyleyeceğim. Kaç kere söyledim zaten. Yani kimse bana Legion'ın Rift of All'ına kadar gidip de Shadowlands'tan haberi olmadığını ikna edemez. Yani Shadowlands hani bütün evrende bulabildikleri her türlü gücü kendi çıkarlarında kullanan bir ekip Shadowlands tabii ki bilir. Bozmaya kalkmışlar mıdır bilmiyorum. Böyle bir şey bahsi geçmiyor ama hani Nathrezim'in bile oradan türemiş olma ihtimali düşünürsek Legion'ın buradan haberi olması imkansız ki hani gerçi bu spoiler'a geliyor onu şimdi şey yapmayalım da hani Nathrezim'in oradan geldi artık biraz konfuz gibi oldu Shadowlands'tan temellendi yani Revendreth'teki Venture'larda. Hani oyun içi bazı ufacık imalar da var mesela Torghast'ta bir işsiz şey yapmıştı ya. Hatta attım onu işte. Torghast'ın aşağısında bizim Dark Portal'da gördüğümüz heykel var mesela. Evet. Hani şimdi tamam hani creepy gözüktüğü için onu oraya koymuş olabilirler ama hani Blizzard'ın o kadar sembolik bir şeyi oraya boş yere koyacağını ben düşünmüyorum. O çok ikonik bir şey o Dark Portal. Heykel. Hatta yani o Dark Portal'ın ortasındaki o yılan şeklinde Oribos'un... Evet, Oribos'a. Evet. Oribos'un simgesi değil mi o da? Evet. Ben de, evet. Yani bunun dışında hani Gul'dan bağlantı var. Biraz oradan gidelim. Gul'dan'ı Nightfall'da öldürdüğünüz zaman eğer Gul'dan questline'ı Nightfall questline'ı yapıyorsanız bir tane item düşürüyorsunuz Gul'dan'dan. Shadow Council'in başlığı diye. Öyleydi. Hatebeast of Shadow Council olması lazım itemlarda. Ve item'ın altında da şu yazıyor.
Bir dakika, çok pardon, onu benim bulup okumam lazım Türkçesini ya, o çok çok önemli ve karıştırmak istemiyorum. Ben de bu sırada şeyi göstereyim, o Ouribros'la Dark Portal'daki evet. benzerliği göstereyim arkadaşlara. Şu Fikoç. Şekil. Ben neden zaten kendi ekranımı verdiğimde bir gecikme yaşanıyorum bilmiyorum ama. Atayım mı Murat'a? Yok yok. Diyor ki, Gul'dan'ın asasını süsleyen bu başlık Shadow Council'ın sembolüdür. Shadowlands ile olan derin bağı sayesinde bu başlık Gul'dan ve onun Legion Efendilerinin elinde harika bir araç olmuştu. Aynen. Yani oha! Hani artık hani bunu bu kadar Shadowlands'ı yazıp ya da o heykelcik imasını ya da o yılan imasını oraya koyup hani Gul'dan nereden bilecek o heykeli de o yılanı da hani o kendisi uydurmuyor neticede. Bilgi geliyor ondan hani ya da Demonlar yapıyor, bilmiyorum. Orklar yapıyor değil mi gerçi? Ama orklar yapıyor. Mimari bilgiyi Gul'dan bilmiyor. Nereden biliyor heykelleri? O bilgi ona Legion'dan geliyor ve hani onun dışında şeyi de konuşmuştuk ya, Helm of Domination'ın yani birkaç ihtimal var. Bir tanesi daha eğlenceli olan Dreadlord'ların Jailer'dan o işlemleri ödünç alıp geri getirmemeleri. Hani baba bunu kullanacağız deyip duvara geri getirmemeleri. Ama çok nadrezim işi olur yani, gerçekten şaşırmam yani. Ama biz bunları bir alıyoruz deyip getirmiyorlar. Bu zor oldu. Şey diye geçiyor zaten işte, Blacksmith'e kandırıp yaptırıyorlar diye geçiyor. Blacksmith de mi bu arada o Sire Denatras gibi Dreadlord benzeri? Yok yok, o değil. Tip olarak yani. Ayrı Mav'da bir karakter var. İşte bizim legendlerimizi o yapacakmış. Bu Dreadlord'lar da işte Helm of Domination'ı ve Frostmourne'u bu Blacksmith'i kandırıp yaptırıyorlarmış. Ama işte bak orada çelişen şu, bak Chronicles'da serisini başlarken yazdım. Chronicles'da açık açık Dreadlord'ların onu craft etti yazıyor. İşte craft ediyorlar mı? Kendileri mi ediyorlar işte, ya da bu işte söylediği gibi Drone'un kaynağı da yazıyordu şeyde. Başlığında bakıyor. Çünkü zaten Frostborn'un üzerine bilerek de o ürünleri koyduruyorlar ki kendi gitmesin ruh içine. Helm of Domination da galiba yazıyordu. Dur, hemen kopya çekeceğim. Yani bir ihtimal cidden alıp geri götürmemeleri. Başka bir ihtimal çalmış olmaları ki zaten onu arkadaşlarla konuşmuştuk. Hani sende var mı o? Jailer'ın zırhının benzemesiyle ilişkinde konusu. Hani başka bir konu, o varlığın da bir Ventir ya da Neatrism canlı olması yani köken olarak. Dreadlord'un, hani Primal Dreadlord'un, bunu konuşuyoruz zaten. Ama bence en hoş ve bence en mantıklı olacak konu, ki bunu Akolon da söyledi yakın zamanda. Yani artık bu da insanların aklına yatmaya başlamış demek ki. Aa, değiştirmişler şeyini, pardon. Unutma söyleyeceğini. Blacksmith değiştirmişler. The Rune Sage diye biri yapmış. Farklı bir isim vermiş herhalde, evet. Adı değişmiş. Ve... O da Rune çizdi. Rune Sage olarak. Aha. Oradan da bence bir şey yani yapabiliriz. Neyse. Bizim Legendary'lerimizi o yapacakmış. Evet. Aynı işte Frostmourne'la Helm of Domination'ı yapan kişi ve bu işte Rune Forge diye bir yerde yapılacakmış. O da Mav'ın içindeymiş işte. Forge of Domination. Dediğim gibi ben mesela ilk Jailer'in kulesinde yapıldığını duyduğumda lan Legion'da mı retconladın demiştim. Sonra işte hani Legion isteyeli yapmış olabileceği aklıma geldi. Onu da tekrar artık vurgulayayım madem yayınındayız. Chronicle'da da öyle yazıyor zaten. Yani onu kurtarmışlar yani. Crafted diyor ya ama açık açık. Neyse. Ya Crafted da işte şey yani bizzat kendileri yapmamış olabilir böyle. Ismarlama fason. Şimdi yani evet. Yapmışlar işte Rune Sage'i yapmak için. Şimdi mesela böyle bir ihtimalle zaten Legion'in Shadowlands'a haberi olmama ihtimali kalmıyor. Tabii. Yani zaten bunu Kircaid'in biliyor demek. Ya da Nathrezim söylüyor ki onu yaptırıyor. Ve sanırım Chronicles'ın bir noktasında mı hatırlamıyorum. Şey diyor, Kircaid'in Nazlı'ya işkence etmeden önce onun ruhunu bir Shadowlands'ten de geçirdiğini, oradan da geçirip karşısına aldığını söylüyordu galiba da. Şimdi benim kendi teorim hani
aylardır söylediğinde, Akolon da buna artık bir benzer bir şey söyledi son zamanlarda. Yani Kılıcıydın kadar meraklı bir karakteri, yani hep söylüyorum, Sargeras'ın da teklifini kabul etmesinin ana amacı merakıydı, hani evrene dair meraklarını giderdi. Evet. Shadowlands'dan haberi olmaması. Tabii canım. Shadowlands sözlerini bilmiyor olmaması ki Görkem hep anlattı. Herifler Soul Magic'i aynen. Ustası olmuşlar. Anima gücünün yani aslında. Evet. Ve hatta şeyle demiştim ya, The Mova gitmemek için bilerek Demon'a dönüşmüş olabilirlerdi. Yani o cezayı çekmemek için. Evet. Bir ihtimal Kırcıydın haberi olması ve Jailer'la iletişime geçmiş olması bence. Ama başka bir ihtimal de Sargeras'ın doğrudan Jailer'la bu işin başı olarak iletişime geçip, bak ben bütün evrende bozuk bir düzen var. Bunu Death konusunda daha şey konuşacağız ama hani evrende sıkıntılı, Shadowlands'in de dahil olduğu bozuk bir düzen var. Order tarafından, Titanlar tarafından ve belki Light ve Arbiter tarafından diretilen bir düzen var. Bunu bir bozmama yardım et. Hani evrene ölüm getirebilmem için bana bu eşyaları yaptır. Lich King zırhını yaptır. Demiş olması. Yani Jailer'ın Sargeras'a tamam yaparım, beraber çalışırız demiş olmama ihtimali bence düşük. Tersten söyledim aslında. Olma ihtimali çok yüksek. Yani. Çünkü hani Titan demeyeceğim Jailer işte ama o da Titanımsı. Benzer varlıklar yani tanrı. Onun için hani bana hiç mantıksız gelmiyor yani. Shadowlands'e, Legion'a veya Sargeras'a dair ima görme ihtimalimiz. Hani tekrar bir düzenli ordu olarak olmasalar bile Legion'ın hani neler amaçladığı, hani nasıl bir müdahale etmeye kalkmış olabileceği, Rift of Fall'ı nasıl kullanmış acaba? Yani benim söyleyeceğim bu, Sargeras'ın Jailer'la da bir alakası olabilir ve şeyden bahsettik ki, şeyleri söyledim ya, Chronicles'ta Illidan'ın bize amaçlarını anlatmaya tenezzül etmediği yazıyordu. Biz de bunu Sylvanas'a yanında aslında biraz Sylvanas'a yorduk. Bir noktada Sylvanas, Jailer, Illidan, Sargeras eşleşmeleri çok uygun bence. Aynen. Zaten işte evet. Şey, Sylvanas'ı da konuşurken motivasyonu Illidan'ı çok andırıyor falan demiştik ya. Evet. Yani, onun içinde Sylvanas'ın Sargeras'ı Jailer olabilir. Evet, aynen. Hele bir de Dark Pan, işte şey, Death Pantheon muhabbeti de geldi. Ya zaten aynen. Taşlar oturuyor artık. Orada yok işte bir Jailer bakalım, dur Titan moduna doğru sürükleyecekler. Zaten Titan çıkarsa Sargeras'la yani tanışmıyor olma ihtimali yok. Evet, yani evet. Hatta tamam biraz daha ilerletelim. Ben bunu geçen yayında da söyledim. Heyecanlandı yani. Halls of Valor'ın tasarımının Bastion'un aynı biri şey olması, olması Bastion'da olması. Niye Orta Ufalar'da öyle bir tasarım var? Uldar'ın parçası orası aslında. Odin'in tek gözünün olmama evet. Sebebi de Shadowlands'ı görmek olduğu için. E kim konuştu acaba onunla? Moezala mı? Jailer mi? Kim o? İşte çok büyük ihtimal Jailer. Evet. Ya da Jailer'ın bir yancısı artık. Ya Moezala çıkacak gibi duruyor ama. Sanki Moezala evet. Gibi. Moezala. Yani Death Pantheon konusu da hani Argus'u o zaman konuşalım. Yani Argus'un yani hepimizi yeter be deyip tek atmış bir canlının yani her şeyin sonu diye kest atıp interaplamazsan bir daha hiçbir şey interap atamayacağın bir skill kest eden bir canlının öyle kestik gitti olmasının Nuzot'ta nasıl kabullenmediysem açıkçası. Yani Argus'ta da kabul etmem. Çünkü potansiyeli olan bir titandı bence diğer titanlara göre. Yani çünkü Sargeras'ın motivasyonlarını belki de çok daha iyi anlayabileceğimiz bir kaynak olacaktı. Yani bu deti de anlayabilmemiz için. Hani garip olan titanlar Sargeras'ın öldürdüğü titana üzülüyor ama Argus'u yok sayıyor. Chronicles'a göre. Çünkü Argus yok Chronicles'a. Evet.
Şöyle getir bebeğim, patlıyor. Ama işte onu yok saymalarının sebebi de muhtemelen işte Sargeras tarafından ele geçirilmiş olması. Olabilir. Bu ara şey yani, geldi de Dead Pantheon confirmed olursa diye, confirmed o. Bizzat Ion kendisi dedi. Evet evet, Dead Pantheon diye bir şey var. Sadece işte Argus mu oturuyor onun tahtına, Jailer mı oturuyor? Çünkü yani şeyin farkını yapamadık hani. Oradakiler bildiğimiz Titan mı yoksa kendi Pantheon adı altında bir şey mi var? Mesela şey olabilir gayet hani. Dead kısmında konuşuruz ama Jailer, Arbiter, ne bileyim Winter Queen. Yani öyle bir şey de olabilir. Moezala. Vuvuzela güzeldi. Vuvuzela benzetmez güzeldi. Moezala'yı çağırmak için çağırıyorsun. Bum yapıyorsun geliyor. Bir de böyle çirkin bir ses ya, böyle çirkin böyle şey doğa görüntüsünde bir şey geliyor böyle. Sos geldim diye geliyor. Azeroth öldü, Sylvanas kurtarmaya çalışıyor. Leakleri var. Shadowlands'e giderken göreceğiz büyük ihtimalle onları. Ya da görmeyeceğiz. Şey değil mi? Shadowlands şey mi? Aha, ya işte yeni bir leak var diyorlar da ben de ona şüpheli yaklaşıyorum. Hiç görsel yok çünkü. Önceki leaklerde en azından bir iki bir görsel oluyordu da acaba diyorduk. Bizim o konuyla ilgili büyük bir şeyimiz var, teorimiz var. Yani zaten biz burada GG olduk. İşte zaten neydi onu söyle, Retinda Nzot'un şeyi, avatarı. İşte, Vision'ı. Yani Vision'ı neyse. Biz yani gideceğiz geleceğiz. Bambaşka bir şeyle abi, karşılaşacağız. Bir şey bugün göreceğiz karşımızda. Onlar da gelecek iki haftanın konusu. Ama yani onu çok söyledik zaten. Onu evet, onu artık şey yapmayacağız. Yani. Dillendireceğiz. O zaman dakika ya. Zaten bir şey göreceğiz o. Yani çok büyük ihtimal o Stormwind leak'i gerçek çıkacak diye de tahmin ediyorum. Evet, zorluyorlar da. Yani. Leak'ini... Çünkü Shadowlands'teki şey görevler de o şekil. Evet, Stormwind leak'inin direkt öyle çıkmasına gerek yok. Ahnesiya bir şey demişti ya o. Galevix'in Stormwind'e bakan topu patlayacak demişti. O da olabilir. Bir de şey de var. Galivix'i yendi, kapsettik falan ya, o goblinlerin başından o da ayrıldı. O da şu anda karşı tarafa geçmeye gayet müsait yani. Zaten ya, hani o Kılmaya Sylvanas gibi. O şey hani o top patlar ve Stormwind ciddi bir yıkıma uğrarsa zaten Sylvanas'a yeterli olacak dert şey de gelir. Gerçi kitabın sözünde öyle bir şey gelmiyor ama hani öyle bir ima yok yeni gelen kitabın. Evet, kitap çıksa zaten çoğu şey ortaya çıkacak. 9-0 gelince de iyice emin olacağız zaten. Evet, ben yani bir pre-patch şey, hani, bekliyorum şey, yani. Hani şimdi şeyi söyleyeyim ben. Niye ben Lich'le takıntılıyım? Evet. Arkadaşlar, Warcraft 3 Reforged'da oynadıysanız bu oyuna ben dahil başlayan çoğu kişi de, yani daha doğrusu Warcraft'ı tanıyan insanların bir kısmı onu Warcraft 3'e tanımış insanlar. Ki biz de Warcraft 3'te bir oynamış insanlar olarak Vanilla'ları aşağılıyorlar. Sen Vanilla'da başladın, ben Warcraft 3'te başladım. Böyle. Yani kime hava yapıyorsun diye. Şimdi benim gördüğüm ilk kötü ve creepy abiler Legion'da. Yani tehditkar. Yani ortalığın ağzına eden, durdurulamayan ve hani bunu söylemek zorundayım. WoW'da bir ekip kurup patakladığımız Archimand'ı hani Tyrande'nin, Valkyrion'un donuna eşittiği dönemler. Warcraft 3 dönemleri. Ya da işte asla durduramadığımız işte bütün Azeroth olarak geçip Archimand vura vura geçiyordu yani. Şimdi Lich King, biraz da kaşıyım insanlar. bu kadar hani, o işte Lich King nasıl gider, nasıl şey olur, her şey Warcraft 3'te alakalı her şey falan. Ya arkadaşlar, Lich King'in olmasının tek sebebi, ben Chronicles serisi zaten bunu vurgulayarak yazdım, Legion. Yani Lich King'in var olmasının tek sebebi, Kılıcı Yedin'in çok acımasız bir yöntem olarak Azeroth'un savunmasını önden zayıflatmak için DT kullanmak istemez. Necromancy'yi kullanmak istemez. Ha, bir noktada Chronicles'ta da anlatıyor. Ner'zhul çok fena dalga geçiyor Dreadlord'larla. Onu yazdım zaten. Çok güzel elinde oynatıyor da. Oydu yani Lich King. Sadece Legion'in bir oyuncağıydı ki
Arkimand Azeroth'a geldiği anda da etkiyi aldı onun Scourge'in etkisini. Varım atlasa. Tikandırırsalardı. Ya onun için hani Arthas, Sylvanas, Warcraft 3 yani bağlayıp Emerald Nightmare. Neden Emerald Nightmare? Çünkü Zeus'u satire çeviren kişi Targaryen. Yani Emerald Nightmare'in temeli de bir noktada her ne kadar yoksa onun temelli oldu da aracısı Zeus oldu. Evet. Ve Void ile Burning Legion arasındaki en büyük bağlantı zaten Emerald Nightmare. Emerald Nightmare. E hani Warcraft 2'deki olaylar, orkların saldırı, Alliance'la Horde'un kurulması. Şimdi biraz okuyu kaşıyım. Alliance'la Horde'un var olmasının tek sebebi Burning Legion. Tek sebebi Kilcay'dı. Onun için kimse bana hani ya şöyle söyleyeyim, Lich King geri isteyip de Legion bitsin diye bana çok samimiyetsiz geliyor. Ağlayacağım şimdi burada. Cidden samimiyetsiz ama millet işte ya işte bir röportajda şey demişti ya. Deniz'de hani Lich King'i tekrar bir o parçalardan bir şey olabilir dendiğinden Lich King tekrar bu tahta oturacak falan. E ben de şey almıştım abi yani Lich King getiriyorsa Legion da getireceksin bir noktada. Olmaz öyle. Öyle iş yok yani. Ya o Helm'i kırdıklarındaki o sembolik anlamla gerçekten Warcraft 3'te bağları kopardılar. Kötü bir şey değil. Yani yeni şeyler göreceğimiz için heyecanlı bir şey. Ama ya öyle yapacaksın adam akıllı ya da hala Lich King inadı yapıyorsan Legion'da bir noktada göreceksin. Ya insanların Lich King'e bu kadar aşık olup Legion'dan bu kadar tiksinmelerini anlamıyorum. Onu da o şey görsel olarak güzel olmadığı için başka şey yok. Yani çok da ciddiyim bu konuda. Çok da ciddiyim. Çok, yani Arthas yani, karizmatik görünüyor ama Kilcay'ı korkutuyor çünkü. Ya ama Arthas'ın sonuç olarak şeyle bir alakası var. Oyunun akışıyla belki insanlar dalga mı geçiyorsun benimle ya? Drama boy anladın mı? O geliyor işte evet. Onu yapıyor falan oradan dönüyor falan. O da yalnız bırakıyorlar işte. Onun erkek çekiciliği işte ya. O değil mi yani? Çünkü yani dalga geçiyorsun galiba benimle. Çünkü her türlü hala ben oynadığım için söyledim en başında fark ettim sen yani. Ben Warcraft 3'ü oynadım diye başlıyorum sen diyorsun ki oynamadın herhalde. Sen önce dediklerimi dinle abi. Yani. Dur lan flame'leme izleyicimi. Ama... Yürü. Bir şey olmaz ya. Aramız değil. Yani. Hani kalkıp Warcraft 3'ü oynamadın demek. Yani oradan bağlıyorum ben zaten. Yani şeyi de söyledim. Kalbine gönlünü alayım. Chronicles'ta şeyi de yazdım. Lich King'in Dreadlord'ları nasıl parmağında oynattığını. Açın bakın çok güzel parmağında oynadı. Yani şeye dönüyor ya. Dreadlord'lar kendi fikirleri falan sanmaya başlıyorlar böyle ne yazdığını söylediklerine. E o zaman Death Knight daha Lich King de değil ya. Yok Lich King'e dönüştükten sonra. Ha, yani şey sonra... Lich King olarak ya zırhın içinde ya. Ha tamam. Şey birleştikten sonrası. Dreadlord'ları böyle hani şey yapıyor ya. İşte Arthas'ı kendi yanına çekmeyi, kendi fikri falan sandırıyor ya. Yani öyle bir şey yapıyorken ben Lich King'i bütün gücünü yazıyorum zaten Chronicles serisi lütfen. Hatta tamam biraz daha gönlünü alayım. yazıyorum bunları yazıyoruz. Şey. Gerçekten Murat şey diyor. Seri yazdığı Chronicle yazılarında var o detay. Evet. Yine orada yazan şey Kilcay'ın şeydi yani. Ulan bu Ner'zhul coşup bütün Azeroth'u undead yaparsa bizim yükseltme şansımız kalmadı. Hani onu da lütfen. Lütfen Warcraft üzerinde tartışmayalım. Çok değerli bir oyun. O bizi birleştirsin, ayırmasın. Evet, hayır, yani, işte, yani. Lütfen hak ettiği değeri verelim. Bence gayet güzel yani oyun. Süper olmuş yani. Bayılma. Şey yani kastım cidden yani. Biraz daha ilerletelim. Arkman'ın durumunu bilmiyoruz. Kilcay'ın öldü yani. O artık tahminen şey. Hani kesin. O gerçekten Twisting Metal'da evet. Ölüyor. Şimdi Arkman'ı bilerek şey yapıyorsun. Açıkta bırakıyorsun. E şimdi şeyde konuştuk ya Dreadlord bölümünde. Tabii. Azeroth'a gelen
10 tane mi 15, 20 tane Dreadlord vardı galiba arkada planda gözüken. Biz 3-4 tanesini öldürdük. Kalanlar nerede? Bir de zaten çok önemli tiplerin böyle yerine de geçebiliyorlar ya. Evet. Yani kendilerini saklayabiliyor zaten Dreadlord'lar. Evet. Yani belki yani şu an değil ama ileride yaşanacak karışıklıkta payları olacak Dreadlord'ların. Evet. Ya da beklemediğimiz tipler Dreadlord çıkabilir bir anda. Organize olmalarsa da neden yeniden Legion olmasın? Ya yani mesela ben hep şey olarak kurguluyorum kafamda. İşte WoW Gamepad'e gir abi. İşte Burning Legion yaz. Tamam çıktı. Orada main races var ya işte en başta Titan var. İşte Manariler geliyor işte Kil'jaeden ve Archimonde'dan dolayı. İşte Red Guard'lar falan filan var. Titan işte Sargeras'tan dolayı geliyor ama bana sorarsan hani o Disorder'ın oluşturduğu hani distortion, hani bozulma tamamen Nathrezm kökenli ve main ırkı, hani ana ırkı kesinlikle Nathrezm şeyin. Evet. Legion. Hani en plan ırkı o. Evet. Yani ben öyle benim kafamda hep evet. Legion deyince akla ilk yani aklıma ilk gelen şey Dreadlord, değil mi? Dreadlord yani. Başka hiçbir şey canlanmıyor yani. Sargeras'tan evet. Önce Dreadlord'lar geliyor. Şey zaten Dreadlord'lar taktik zeka Zalatat'ta şey diyor mesela. Eredar için. Yani Eredar'ı saflarına katmak Sargeras için çok büyük kazanç diyor. Onlar da daha çok yönetme. Hani Arkimat ve Kirjel'in daha çok onu yönetme açısından gerekiyordu Sargeras'a. E şimdi şöyle düşün. Yenilen pehlivan Grosh'a doymaz. Yani dediğim gibi tekrar bir full scale Legion imajına gerek yok ama hani küçük gerilla saldırıları olabilir. Outland'da olduğu gibi. Hani oradan bir toplanma. Arkimat'ın yönetiminde. Zaten işte Horde'a Eredar katılacaksa böyle bu isyancı ve evet. Boş kalan Eredar gruplarından biri katılabilir. Gayet mümkün. Evet. Ve hani şey nasıl diyeyim? Hani bir noktada belki cidden Legion'i Demon'larla ittifak kurabilir. İttifak Void'e karşı belki zaten, de. İşte Void'e karşı zaten böyle bir şey gerekecek illaki. Çünkü hele hani şey, Sargeras'la beraber geri gelirse zaten evet. Yani bunun yolu açılır. Çünkü Sargeras'a bir şey diyemiyorlar zaten. Onun en kötü isteğiyle. Yani dediğim gibi yani ben hani şu an Legion'la ilgili teorimi hiç şeyimden atmadım. En başından beri çünkü Görkem'in şeyi tabiri var ya, ekmek kırıntı. Cidden kırıntı var ya yani, bir sürü var o konuda evet. Takip edecek. Özellikle bırakılmış bir sürü gönderme var. Yani. Hani çünkü şimdi bunu bak bunu cidden Şükrü'ye kızdırmak için söylemiyorum. Çok net bir örnek olduğunu söyleyeceğim. Yani bir o Helm'i gözümüzün önünde kırmak var. Ya bir de ya şöyle de olabilir ya bilmiyoruz. Emin değiliz. İşte şurada şu detay var. Burada bu var. Yani benim hatta bir çok eskiden yazım vardı. Yani Blizzard bile Gage'nin ne olduğunu durumundan emin değil. Yazmıştım uzunca. Onun için hani Legion adıyla olmasa bile tekrar hani onların belki motivasyonlarını öğreneceğiz, bilmiyoruz ya da anlayacağız. Çünkü hani Demon'lar aptal canlılar da değil. Evet, tam tersine. Özellikle Nathrezm bayağı zeki yani Dreadlord'lar. Yani Pit Lord'lar da öyle yani baktığında. Evet, taktik evet. Dehaları yani. Onlar... Ya da işte Kazak aha. Falan Azeroth'ta yaptıklarını biliyoruz yani. Neredeyse Wipeout yani tamamen temizliyordu yani Azeroth'u. Evet. Evet. Mesela şimdi Şükrü'nün dediğinden aklıma geldi. Scourge ile Legion alakası. Mesela Arthas o Legion'ın Warcraft 2'nin sonundaki saldırısı var ya. O son bölüm. Şey yazıyor işte Chronicles'da. Archimand patladıktan sonra Demon'dan geri çekilmeye başladı. İşte Alliance Ward bastırdı. Arthas da o hengamede Scourge'u toplayıp geri kaçtı diyor şeye. Evet. Kingdom, yani bağını kapattı diyor orada. Evet. Şey Legion'da Scourge'u. İşte Kirjaeden de şeydi hani hala onun kendi yaratımı olduğu için Lich King'i yok edip onu eline almaya çalışacaktı. Ama işte onu da Furion engelledi. Evet. Daha sonra da Arthas. O da Illidan'ın en büyük yenilgilerinden biri. Evet. Zaten. Ha şimdi... şey ben şeyi kastetmiştim o daha ufak hani o Eye of Sargeras kullanarak yok etmeye çalışmak. O yoksa Arthas'la savaşı da var tabii ki. Evet tamam.
sonradan zaten Illidan'ı yapıyor. Ama yani diyorum Warcraft'ın tamamı, Sylvanas'ın şu anki hali, Emerald Nightmare, Alliance'ın ordu var olması. Ya bir dakika bak. WoW'un başından itibaren Cataclysm ve Pandaria dışındaki her pakette Legend'e dair bir şey bulabiliyorsun. Yani Outland, Legend üretimi Lich King, Valor Software'ın orada Manorot'u öldürüyor ama paketin sonunda şey var. Hellfire Saddle var, oradan bağlıyor Legion. BFA'da yok. Ama Shadowlands'te o Helm kırıldığı anda yine gündem oldular. Yani ben şey değilim bu arada, hani hep işte geçmişte kalalım, hep aynı konuda işleyelim. Vanilla WoW çok güzel falan değilim ama hani Legion çok ikonik bir şey Warcraft'ta. Onun için ben o kadar öldürdük bittiği kabullenmiyorum. Budur yani. Ben şimdi sakince sustum ve dinledim. Konuştu dakikalarca. Şöyle söyleyeyim. Evet, yani söylediklerinde %100 haklılık payı var. Çünkü yani hikayenin olgusunda, yani oyuna ilk adımı atıyorsun Warcraft 1. Karşına bir Orc vs. Human savaşı çıkıyor ve bunun temel sebebi işte Burning Legion'ın hani dürtükleyerek Draenor'dan orkları Azeroth'a getirmesi. Buradan başlıyor konu ve hikaye tamamen hani Legion'la ilintili. Ama şimdi zaten şunu söylüyoruz. Sürekli olarak burada güçleri konuşuyor olmamızın sebebi de o. Yani o olmazsa o olmaz. Yani Titan'lar o zaman diyelim, yani en baştan beri var olan şey. Ya da işte atıyorum Legion'ın da var olma sebebi o. Ya da bu kadar düzenli bir ordu oluşturuyor olmasının sebebi o. Tabii evet. Yani şu anda Murat Han biraz daha hani duygusal yaklaşıyor olaya. Ama yani bu kozmik güçlerin çekişmeleri şu anda Warcraft evreninin var olmasını sağlayan temel olgu. Ve yani Legion'ı da ben de severim. İşte Murat Han kadar hani korrupt bir şekilde değil belki ama... Yani hiçbiri olmadan bu sefer tek düze bir oyun olacaktık. Yani evet. Kesinlikle Tolkien'in yazdığı şey saygısızlık değil yani söyleyeceğim şey. Ama Yüzüklerin Efendisi'ndeki gibi ya da o Arda'da oluşan bir olgu gibi, işte kesin orklar kötüdür, vur kafasına, bitsin savaş gibi değil. Yani Warcraft evreninde biraz daha siyahlar var, griler var, beyazlar var, tam siyahlar var, işte ara griler var, renk tonları çok fazla. İyi ile kötüyü ayıştıramadığımız çok fazla olgu var. Ve zaten hani hikayenin de bu kadar uzun yıllar boyunca bizi meşgul edebiliyor olmasının sebebi de bu. Mesela işte yayın boyunca arkadaşlarla ben işte Görkem'le Murat Han konuşurken altta yazıştık resmen. İşte Garrosh 2 muhabbetleri döndü, Illidan 2.0 muhabbetleri döndü. Yani bunların teke... daha uygun. Ya hayır, ama demek istediğim bunların tekerrüre bağlanabiliyor gibi görünüyor olmasının sebebi hikaye büyük. Yani bu tarz karakterlerle rastlamak çok nasıl mümkün. Yani bunları dediğim gibi, yani her ana hikaye ya da her fantastik hikaye baktığınızda da görürsünüz zaten. Yani mesela atıyorum Karayip Korsanları'nda Jack Sparrow da kötü bir karakter aslında. Ya da atıyorum işte Sauron'da bir elf de ona bakarsanız. Yani demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Ya da işte Azog da bir elfti. Şey ama Sauron direkt simsiyah değil mi ama? He? Sauron direkt simsiyah. Hikayeye göre siyah. Yani aynen Anakin Skywalker gibi. Yani bu tarz şeyleri, bu tarz fantastik hikayelerde görmek çok mümkün. Yani Legion olmazsa olmaz. Yani sadece Order'la ya da Titan'larla işte geldi işte Amantullah'la işte halay çekiyor olurduk Azeroth'ta zaten. Bu tarz şeyler olmazsa. Yani tabii canım. Pardon. Ya zaten konunun mesela bir noktadan sonra aslında Light'la Order sıkıntıymış şey gelme ihtimali çok yüksek. Yani sadece bugüne kadar hep Chronicles'ın zaten o hani büyük reveal'ı, büyük ortaya çıkışı o ya, Titan'lar tarafından yazıldı. Bize hep biz işte oyuna girdiğimiz andan itibaren işte Legion kötü tekstleri okuyoruz şeyde. Ve şu anda bizim heyecanlanıyor oluşumuz ve lore olarak da çok güzel bir yere gittiğini düşündüğümüz ana sebep de bu. Hani
bak abi Titan'lar hani bize tam temiz değillermiş. Dürüst değillermiş. Bak Light Illidan'ı emcüklemeye çalışıyordu. Yani kendi iradesi dışında, yani özgür iradesinin dışında bunu yapmaya çalışıyordu gibi şeyler bize hoş gelmeye başladı. Neden? Evet. Çünkü biz bunu bugüne kadar hiçbir fantastik evrende görmedik aslında. Yani büyük konuşuyor. Yani onun sebebi de şey, yani Warcraft evreni absürt derecede. Yani başka bir hiçbir bu kadar büyük evren. Ya evet, ama onun da şöyle şundan dolayı olduğunu söyleyebiliriz. World of Warcraft'ın evreni birçok fantastik evrenden esinleniliyor. Yani şimdi evet, biz evet. Mesela Odin diyoruz, Hela diyoruz. Bunlar işte gidiyor kuzey mitolojilerine dayanıyor. Ork diyoruz, evet. Elf diyoruz. Bunlar Tolkien'in kitabına dayanıyor. İşte mesela Trigard Sound'da geçen muhabbetler, işte bu Kultiranların muhabbetleri Karayip Korsanlarına gidiyor. Evet, evet. Drastvar'da olan muhabbetler işte Witcher'ın evrenine atıfta bulunuyor. Evet, evet. Yani Kutir ya da Old Katlar direkt Kutulu. Kesinlikle, Kutulu. Kesinlikle. Warcraft aynen. Yani bu tarz şeylerin çok güzel bir araya getirilip kombinlenmesinden kaynaklanıyor ve yani bu evrenlerin kötülerini, iyilerini buraya empoze etmeye çalıştığında ortaya disorder çıkıyor işte. Tam bir kaos. Yani ama Legion'ın kaosu gibi güzel de işlemişler adamlar. Çünkü yani tutup da işte diyemiyorsun ya bu adam net kötü diyemiyorsun. Hadi şimdi işte Illidan'ı Warcraft 3'ten beri aga be diye kestik Burning Crusade'de. Evet. Şimdi karşımıza çıktı. Çok da sevindik yani. Ben bunu net bir şekilde söyleyebilirim yani. Eski bir dostla kavuştuk. Kesinlikle hani yani. Bir redemption isteniyordu onun. Yani. Hani abi. Ben WoW'a ilk başladığımda sorduğum ilk şeylerden bir şeydi. Ulan biz Illidan'ı niye öldürüyoruz? Hiçbir sebebi yok yani. Evet. Hiçbir mantıklı sebebi yok. Hiçbir şey anlatmıyorlar. Şey böyle. Illidan var Outland'de. He. İşte oğlum adam ikonik karakter ya. Keselim gaz olur. Ölürsün bu. Ya ama sonra işte bunun temelindeki alıyorlar. Bunun temelinde de şey yatıyormuş işte. Bunu öğreniyoruz yani. İşte Titan'ların dürtüklemesi. Onu o sırada düşünmüyorlar Allah aşkına. Onu 5 yıl önce yazıyorlar ya. Onu ya o kadar sıvı olacağını sanmıyorum ya. O kadar böyle kendi aralarında işte kendi yazdıkları hikayeye twist topuk sıkma muhabbeti olacağını sanmıyorum yani. Hani ha, yok hani mı? Şey ben yani mesela şimdi Kael'ta da Redemption kasacaklarmış. Bayağı TBC'nin hikayesini rezilliğini toparlama girişimleri yapıyorlar son yıllarda. Sanmıyorum. Ama yani hani dediğim gibi bu kadar ya düşünsene yani ya bir o oyun şeyi yazarısın ve işte Chris Metzen açık açık söyledi zaten bunları. Yani bunları hani yazıyorduk zamanında, konuşuyorduk diye söyledi adam yani. Hani şey diyeceğim ben hani kesinlikle şu an Blizzard yazarları küçümsemek aptalca olur da 2007'de oluyor olay. Illidan kitabı 2017'de çıkıyor. Yani o kadar 2015'te çıkıyor. O kadar da değil. Yani o kadar da ileri olduğunu ben görkem ne der bilmiyorum ama o kadar ileri olduğunu düşünmüyorum. Bence bir noktada toparlamak değil. Şöyle olabilir. İşte geçmişte bir geriye dönük ipucu bırakıp sonradan arkasını doldurmuş olabilirler. Evet. O da olabilir. Yani ben şey demiyorum tabii ki işte 2020'nin 2025'in tekstleri hazırdı. İşte oyunda şu NPC'nin ne söyleyeceğini bile düşündüler de o zamandan yazdılardı demiyorum. Hani o kadar değil canım. Ha, yani, bunun patlama yapabileceğini düşünmüşlerdir kesinlikle. Ha, unutmayın diyeceğinizi şey biliyoruz. Demon Hunter'ların aslında Burning Crusade expansion'ıyla gelmek başta planlanmış ve eğer bunu planladılarsa bu Illidan'la bağlantısını da kesin yapmışlardır. Tabii canım. Hatta şeyler vardı. Ben sana daha da büyük söyleyeyim. Pandalar vardı. Burning Crusade'de biz bekliyorduk. Panda ırkı gelecek diyorduk. Tabii, o 1 Nisan şakası olarak yapılıyordu ama sonradan geldi yani. Çünkü zaten lore'da vardı en başında. Evet bir de şey vardı. Yani işte köprüler yapıldı. Ekstra işte patch'le şeyler geldi. Kıyıya kaplumbağalar vurdu falan. Tabii. Oldu yani. Zaten hani onunla başka bir örnekler. Açık kapı hani o sırada yazmamış olsalar bile açık kapı bıraktıkları şey Sylvanas'ın Icecrown'dan atladığında düştüğü yer. Onu MoW'a bağladılar. Ha evet. Bırakmışlardı öyle. O MoW oldu. Yani. Hikayede geçmiyor mesela. Edge of Night'tı galiba. O evet. İşte intihar edip MoW'a gittiği. Oranın MoW olduğunu bilmiyorduk ama bunu işte Biscon'da açıkladılar aslında orada ilk başta tanıştı Jailer'la diye. Hani ben şeyi de söyleyeyim hani Blizzard yazarlarını küçümsemek haddimde değil ama benim kastım şu insansın hani 12-13 yıl sonrasında yani planlayamazsın o kadar da. Yani onun da bir şeyi var canım.
2-3 expansion ötesini planlıyorlar. Aynen, bu kadar da değildir evet yani. O Şükrü şey demiş, Burning Crusade'de Magar orklarını gördüm şatratta diye. Şey var ya, Hellfire Peninsula'da baya böyle yerleşkeleri var yani, gidip görev yapıyoruz. Evet. Tabii canım, şey... Nagrant'ta da onlar var işte. Evet evet, orijinal Magarlar onlar zaten. Nagrant'ta olan orklar. Velhasıl dağılıyoruz. Dağılıyoruz. Legion'a ufak ufak gelelim. Hatta şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar akıyor yayın ama yarın iş var. Çok normalde 11'de bitiyordu, 45 dakikada açtık. Bağlayacak cümleleriniz varsa alayım ufak ufak. Sizlerin, Görkem ve Murat'an. Yani tabii şey, çok detayına girmedik aslında da yani Fel ve işte yani Disorder üzerinden daha çok böyle konuşmaya çalıştık. İşte ben şeyi anlatacaktım. İşte Burning Legion'ın Fel'i nasıl kullandığını falan, hani mesela işte örnek vereyim, işte Infernal'ların çalışmasını sağlayan işte bir fel enerji şey kristali koyuyorlar merkezine ve o sayede çalışıyor. İşte bütün aslında bu feli optimize eden işte Legion ve işte Eredar'lardan sonraki bu yaptıkları işte nasıl diyeyim, büyüsel buluşlar, özellikle Kil'jaeden'la Archimonde zaten bütün Warlock büyülerini de onlar geliştiriyor, icat ediyor. Yani Fel'le o yüzden böyle bir bağlantıları var. İyice artık böyle kullanımını optimize edenler Burning Legion ve işte Eredar'lar. Başlıca da işte Archimonde'la Kil'jaeden zaten. Kil'jaeden... Yani Fel'i birbirinden götürüyorlar. Evet. Murat'ın da dediği gibi Kil'jaeden daha çok böyle Void'e bağlantılı ve işte Shadowlands ve Death'e bağlantılı kısımlarıyla ilgileniyor ama Archimonde direkt birebir Fel'in o bütün en yok edici gücünü, işte Destruction Warlock'ların kullandığı versiyonuyla bütün o büyüleri o icat ediyor. O yüzden de Archimonde'un böyle bir nasıl diyeyim, Fel uzmanlığı ve işte bunu geliştirme kısmı var. Bir tek onu, evet, hani bir de, onu diyeyim, o kadar. Hani Archimonde daha çok askeri ve brüt güç, yani askeri evet, kullanılan. Kırcay'da da daha çok hani tabiri caizse Legion'e recruit yapan eleman. Evet, hem recruiter hem de istihbarat şeyi gibi, evet, böyle daha çok. Kırcay'da kovalayıcı. Evet, evet. Şey yani Archimonde askeri güç, şey Kırcay'da FBI falan ya, o kafada. Evet, evet. Şey şeyden bahsetti ya, bu Legion'ın hani Fel şeyleri kullanıyor. Fel Secrets diye bir şey var mesela oyunda. Evet. Hatta Demon Altı'nda bazılarına gidip çalıp mesela Metamorphosis'i öğreniyorsun. Hayır, yapmıyorum. Onun için hani kitapları falan da var. Kitaplardan da bakıp öğreniyor. İşte benim söyleyeceğim, ben ateşli konuşuyorum bu konuda ama hani nasıl, hani nasıl siz mesela Alliance Horde'dan konuşurken böyle çok heyecanlı bir şey yapıyorsunuz. Ben de geldim ben yani. Benim özel ilgi alanım olduğu için, hatta belki hafta neden bilmiyorum konuşacağız. Void'den bile daha heyecanlı konuştum, bilmiyorum. Benim de haftaya, evet, haftaya Void, Shadow Void. Yani hani ben güvenli Legion'ı direkt öyle olmasa bile bir noktada tekrar yamalarını göreceğimizi ve hani etkisinde olacağını düşünmüyorum. Çünkü ne gibi, çok kritik bir nokta. Ya ben şeye kadar bile beklerim yani ve şaşırmam da, işte Sargeras'ın yokluğundan böyle bir düzen bozulmasının yaşanması, evrende işte bir dengenin işte bir tarafa doğru kaymasından dolayı yaşanan sıkıntı, yani yaşanabilecek sıkıntıların ortaya çıkmasını falan mesela, ne kadar bekliyorum yani. Evet. Chat'te biri demişti çok güzel şey, vücudun koruma mekanizması falan gibi bir şey demişti. Evet. O ben, öyle bir görevi vardı evren açısından bir nevi ama evet, iki tarafı da dengeliyordu yani. Diyelim yani ben... ve artık bitirelim arkadaşlar çünkü yarın işe gideceğiz biz. Müsaadenizi istiyoruz. Legion'ı konuştuk. Kesinlikle çok güzel bir konu. Yetmez aslında, dediğim gibi bir bu kadar da konuşabiliriz. Sabahları ederiz gerçekten bu konuyla. Görkem'in de dediği gibi detaylara girmedik. Aslında güzel de bir bahane. İşte atıyorum Archimonde'u, Kil'jaeden'ı ya da Sargeras'ı tekelden özele konuşabileceğimiz yayınlar yapabiliriz bunlarla alakalı. Ama
bir olgu olarak Kaos'a, bir oluşum olarak Legion'a bir yandan da teşekkür edelim. Çünkü olmazsa olmazı bize neyin gerçekte iyi olup neyin gerçekte kötü olamayacağını net bir şekilde ortaya koyuyor ve bazı kararları... Dengenin önemli olduğunu. Evet, bazı kararları kendimizin alması gerektiğini ve gerçek yaşantımıza da bu tarz bir felsefeyi uygulayabileceğimizi ortaya koyan bir olgu olduğunu söylüyoruz ve müsaadenizi istiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki Lore Konseyi'nde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen sağlıklı kalın. Kendinize dikkat edin. Şürüz. Bye bye. Bebe.